Merhaba. Bugün bir konuğumuz Hüseyin Hoca, Hüseyin Özel. Hüseyin Özel'i iktisat düşünce tarihi, iktisat metodolojisiyle ilgilenenlerin tanımayan yoktur. Ama Hüseyin Hoca'dan yine de kısaca elbette söz edeceğiz. Loca'da konuğumuz var, Ragıp Hoca. Ragıp Hoca Loca'da bizi takip edecek. Zaman zaman karışık konuşmalara da müdahil olabilir. Hüseyin Hoca Hacettepe Üniversitesi'nde. Tam bir Hacettepe'li. Bildiğim kadarıyla lisansız da oradan. Doğru, doğrudur hocam. Sonra Utah'da doktora yaptı. Karpolani üzerine çalıştı. 99 değil mi? 97. 97 hocam. Hocam sen Hacettepe'de biraz kalıp ondan sonra mı gittin? Arada bir bitirmeyle evet, şey arasında. Öyle oldu. Yok, ben master'ı Hacettepe'de bitirdim. Sonra doktoraya başladım. Hatta dersleri de tamamladım. İşte teze başlayacaktım. Sonra bilmem estiler laf aramızda. Hadi dedim bari gideyim bir de orada deneyelim. Ondan sonra işte öyle bir denk geldi. Dolayısıyla biraz geciktim, doğru. Yani dikkat çekti de 88 lisanslı arada var. 85 lisans, 88'de master'ı bitirdim, yüksek lisansı. Evet. 92'de gittim demek ki. Demek ki 4 yıl gene burada kalmışım, doğru. Evet. Yani yavaş yavaş olsun, temiz olsun diye. Hüseyin Hoca'nın Polanyi üzerine tezi yanında tabii oradan üretilmiş çok sayıda makalesi var. Zannediyorum son makalelerden bir tanesi Gökçer'le birlikte galiba. Doğru hocam. Gökçer'le. Son olarak İksat ve Toplum'da Polanyi üzerine yazmış. Doğru. Bugün onu paylaştım. Daha doğrusu adresini paylaştım. Bilmiyorum okuyan olmuş mudur? Hüseyin Hoca da bugün soracağım. İlk çalışmalarında Polanyi Marx'a yaklaşırken son çalışmalarında Marx'ı Polanyi'ye yaklaştırmış gibi geldi bana. Ama göreceğiz. Hocam bir sunum hazırladın mı? Hazırladım. Tamam, bir sunum bir istersen onu yükleyelim. Sonra sohbetimize başlayalım. Tamam. Tamam, böyle bir sunumum var. Evet, sunum planı bu şekilde. Hocam bize ilk önce bunu sunmadan önce Polanyi'yi bize bir tanıtın isterseniz. Polanyi kimdir? Sonra ilerleyelim. Hocam, öncelikle teşekkür ederim. Böyle hocaların karşısında konuşmak tabii insanı bazen geriyor. Ne yazık ki, neyse ki sizler son derece anlayışlı insanlarsınız. Her şeyden önce ikiniz de. O yüzden hatalarım olursa ki olacaktır. Şimdiden affola diyeyim. Herkese merhaba. Şimdi Karl Polanyi yani benim öteden beri ilgimi çeken bir düşünür diyeyim. Aslında sadece iktisatçı değil. Sosyal bilimci, hatta ekonomik antropoloji denen disiplinin de kurucusu sayılıyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla o da çok yönlü bir düşünür. Benim de işte doktora tezimde özellikle sevdiğim iki düşünür, yani Marx ve Polanyi arasında ne tür ilişkiler vardır gibi. Ercan Hoca'nın biraz önce söylediği de doğru. Onu en sona doğru belki konuşmak lazım. Başlangıçta Polanyi'yi Marx'a daha yakın görürken, şimdilerde galiba Marx'ın Polanyi'ye biraz daha yaklaşması iyi olurdu falan diye düşünüyorum. Tabii bu kronolojik olarak mümkün değil ama en azından kavramsal... İksat toplumdaki makalende dikkatimi çekti. O determinizmi yumuşatmışsın Marx'ta. Doğru. Ya daha, tabii kompleksiteyle falan da yavaş yavaş ilgimiz var biraz da. Biraz oralardan böyle bir hafif bir yumuşatma var sezdim de onun için. Doğrudur. Yok, doğru söylüyorsunuz. Yani en azından şöyle diyeyim, ikisinin de birbirinden alacak şeyleri var. Bazen Polanyi hani Marx'a ne kadar yakın durduğunun farkında değil diyeyim, şöyle iddialı bir laf edeyim. Marx, bazen de Marksistler aslında Polanyi'nin ne kadar önemli olduğunu göz ardı ediyorlar gibi geliyor. Dolayısıyla bu biraz... Evet. Şimdi evet. Polanyi hakikaten ilginç bir kişilik.
Avusturyalı, pardon, Macar aslında, Macar Yahudisi bir ailenin şeyi. Babası Macaristan'ın önde gelen girişimcilerinden, demiryolu inşa edenlerden. Özellikle annesi entelektüel faaliyetleriyle tanınan bir insan. İşte haftalık ya da aylık toplantılar düzenliyor. Burada o dönemin Macaristan'daki kalburüstü entelektüelleri geliyorlar. Polanyi'nin yetişmesi de aslında böyle bir ortam içerisinde oluyor. Polanyi'nin kardeşi Michael Polanyi kimyager, aslında kimyacı yapıyor. Daha sonra tabii kimyayı bırakıp felsefeye geçiyor. O da özellikle hani iktisatçılarda da sık rastlanan görünmez el anlayışını bir ölçüde bilginin üretilmesine de uyarlayan kişilerden bir tanesi aslına bakarsanız. İşte serbest piyasa, görünmez el yoluyla bilginin ilerleyeceği gibi bir düşünce. Özellikle de Kuhn'a yakın durduğu söylenebilecek olan bir örtük, implisit bilgi yaklaşımı da var. Dolayısıyla abi kardeş gerçekten kalburüstü entelektüel açıdan da önemli insanlar. Abi kardeş arasındaki ilişki hani çok ayrıntıyı bilmiyorum tabii doğal olarak ama çok sıkı gözükmüyor. Belki bu dönemin koşullarından kaynaklanıyor. Polanyi'nin ama daha sonraki yaşamı işte Avusturya'da geçiyor. Özellikle Kızıl Viyana denen dönemde yani Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işte 1920'lerde faşizmin gelişine kadar diyelim. Geçen bir süre 1930'larda 35'te İngiltere'ye gidiyor. Bir dönem. İngiltere'de sendikalarla epey ilişkileri var ve bu dönemde özel olarak Hristiyan sosyalist yaklaşımla ilişkileri var. Bu dönemde hatta yayınlanan bir kitap var. Polanyi'nin de editörleri arasında olduğu kitap. Orada da Polanyi'nin bir yazısı var. The Essence of Fascism diye, faşizmin özü diye gerçekten hani önemli bir yazı. Daha sonra da işte savaş sırasında Amerika'ya gidiyor. Yalnız ilginç bir nokta var. Polanyi'nin eşi Ilona Duzinska, Macar Komünist Partisi'nin üyesi ve Macar devriminde de hani aktif sayılabilecek bir rol alıyor. Bu yüzden hani Polanyi'nin kendisi Marksist olmasa da eşi sonuna kadar Marksist olmayı sürdürüyor aslına bakarsanız. Ailede böyle bir şey de var. Polanyi bir dönem işte dergi çıkarıyor şeyde Avusturya'da, Viyana'da. Daha sonra işte faşizmin gelişiyle birlikte gidiyorlar ama Amerika'ya ne yazık ki eşine vize vermiyor Komünist Partisi üyesi olduğu için. O yüzden onlar da Kanada'ya yerleşiyor, Montreal'e ve Polanyi o dönemde işte daha sonra savaştan sonra daha doğrusu Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor ama her hafta Montreal'den çıkıp feribota binip New York'a gidiyor ve dersini bitirip geri dönüyor. Çünkü dediğim gibi eşine Amerika Birleşik Devletleri vize vermiyor Komünist Partisi üyesi olduğu için. Ve bildiğim kadarıyla yani hayatının sonuna kadar da o inançlarını bırakmıyor eşi. Polanyi'nin ömrünün son yıllarına doğru eşinin de belki etkisiyle iki sistemin yani kapitalizmin ve sosyalizmin bir arada yaşayabilirliği üzerine epey düşünmeye başlıyor. Hatta bu bakımdan bir derginin çıkarılmasına ön ayak oluyor. Derginin adı Coexistence. Yani iki sistem birlikte yaşayabilir, aralarında pozitif ve yapıcı bir ilişki olabilir mi gibi bir şey de var. Derginin ilk sayısı çıkmadan ne yazık ki Polanyi vefat ediyor. Derginin ilk sayısı da 1964'te çıkıyor. Zaten Polanyi'nin girişiminin sonucu olduğu da açıkça yazıyor zaten dergide. Dolayısıyla hakikaten ilginç bir şey. Polanyi'nin kızı hala şeyde Montreal'de bildiğim kadarıyla hala yaşıyor. O da iktisatçı aslına bakarsanız. O da bir dönem McGill Üniversitesi'nde ders vermiş. Hatta Ayşe Buğra'nın ki Türkiye'de Polanyi üzerine çalışan en önemli insanlardan bir tanesi. Belki de en önemlisi diyelim. Onun doktora tez danışmanı yine bildiğim kadarıyla ve şu anda da işte Montreal'de özellikle kadınların ağırlıklı olduğu bir Carl Polanyi Institute of Political Economy'yi yönetiyorlar. Kadıncağız biraz yaşlı yani 90-95'in üstü yanlış hatırlamıyorsam. Allah uzun ömür versin diyelim. Ama bu Polanyi Enstitüsü işte 2 yılda bir değişik yerlerde Polanyi konferansı düzenliyorlar. En sonuncusu aslında tabii mecburen online yapıldı. O da geçenlerde işte Nisan sonunda gerçekleşen bir konferans oldu.
Dolayısıyla Karl Polanyi hakikaten önemli bir figür ama Karl Polanyi'nin izleyicileri diyeyim arasında da özellikle Marx'ın konumuna ilişkin görüş ayrılığı olduğunu söylemek mümkün. Yani benim tez yazarken yola çıkış nedenlerimden bir tanesi de oydu. Yani genellikle Marksistler Polanyi'ye çok sıcak bakmazlar. Polanyi'nin izleyicileri diyelim ki bugünlerde özellikle giderek artıyor sayısı. Genellikle Marx'a oldukça eleştirel yaklaşırlar. Günlerde ilginin artması yani özellikle bu tabii daha şeye geçmedik ama belki sondan da gitmiş olabiliriz. Tabii bütün dünyada bu 2008 krizi ve pandemi krizi sürecinde bir üçüncü arayış, üçüncü Doğru. yol arayışı var. Doğrudur. 1930'larla 40'larda da böyle bir arayış vardı ki bugünkü Doğru. şeyimiz yani insancıl kapitalizm, insancıl sosyalizm, liberal sosyalizm, piyasa sosyalizmi, sosyal piyasa ekonomisi, ordo liberalizm ki bunlar 1930'ların 40'ların. Şimdi de benzer bir arayış var. Şeyde yani ordo liberalizmi bir dönüş arayışı var. Şeyde de işte Polanyi'nin yükselişi söz konusu. Galiba bir konjonktür benziyor. Bir de tabii yükselen popülizm ve milliyetçilik var. Bir işte Trump var ya durumlar var ki o dönem o açıdan da benziyor. Galiba Polanyi'nin yükselişinde benzer bir konjonktür etkili gibi Hüseyin. Ne Doğru. dersin? Doğru, bence de öyle. Yani Polanyi zaten dediğim gibi bir dönem Hristiyan sosyalistlerle epey bir ilişki içine giriyor ve bildiğim kadarıyla hayatının tümünde bir sosyalist. Tabii sosyalist derken Marksist bir sosyalizm değil onun beklediği. Daha çok işte belki devletin ağırlığına dayanan ve özel olarak aslında politik alanın birazdan söz edeceğim, güçlendirilmesine dayanan bir yaklaşımı var. O yüzden hani Marx'ın sosyalizmine ya da işte Marksist diyelim sosyalizme eleştirel bakan da birisi ama o dönem hakikaten şey yani Schumpeter işte Polanyi'nin kitabı... Hocam orada bir şeye itiraz etmek, yani kusura bakma, Marx'ın sosyalizmi, Marx'ta bir biçimlendirilmiş, açıklanmış bir sosyalizm var mı? Yani daha Yok, çok Marksizm yani sosyalizm mi onun, hani, demek lazım? Yahut sosyalizm demek Ortodoks daha doğru. Marksizm mi demek lazım bilmiyorum. Evet, yani Sen nasıl söylersin? Ortodoks Marksist diyebiliriz. Kimi zaman Bulgar Marksizm de deniyor, işte otomatik Marksizm deniyor filan değişik biçimlerde adlandırılıyor. Ama şimdi Marx'ın tabii işte bu tartışma hakikaten devasa bir tartışma ama Polanyi genel olarak hani Marx'ın yaklaşımına çok sıcak bakmıyor. Tabii onu da şöyle belki bakmak mümkün. Yani Polanyi gençliğinden itibaren Marksist düşünceyle epey yakın. Hatta ünlü Marksist Georgi Lukács'ın, Lukács da gençlik arkadaşlarından. Hatta işte Polanyi'nin annesinin toplantılarına katılan filan da biri. Belirli bir süre sonra işte yolları ayrılıyor. Polanyi'nin etrafındakiler daha çok işte insanlık, insancıllık, hümanistik bir felsefeye dayanma eğilimindeler. Öbür tarafta giderek daha ortodoks Marksist, işte Bolşevizmin etkisi vesaire derken sonuçta yolları bir şekilde ayrılıyor ve bu ayrılık hep devam ediyor. Ama dediğim gibi Polanyi'nin eşi de Ilona Dusinska da zaten Marksist. Muhtemelen evde epey tartışma olmuştur diye düşünüyorum. Bu da üretkenliği arttırır herhalde. Evet. Herhalde tabii Weber'in de bir özel bir etkisi var galiba şeyin böyle. Kesinlikle. Yani yani bir Weber-Marx sentezi gibi bir şey. Yani doğru. Senin yazılarından, ben bu işin üstadı değilim ama doğrudur, senin yazılarından doğru. Zaten bir sentez arayışı var gibi. Var var. Yani Polanyi de Marx da aslında o Alman geleneğine, Alman felsefe hatta aydınlanma geleneğine yakınlar. Ve burada da daha çok işte bu empirisist ve atomistik felsefeye karşı olarak insanın bütünlüğünü, o insan özünün bütünlüğü düşüncesini savunuyorlar. Ama biraz Polanyi galiba genç Marx'a daha yakın. Hatta işte genç Marx'ın el yazmaları daha sonra yayınlanıyor biliyorsunuz 1930'larda. Bu dönemde bildiğim kadarıyla Polanyi işte Marx'ı tekrar okuyup aslında o kadar da uzak olmadığını filan düşünmeye başlıyor. Polanyi'nin kızı Carrie Polanyi Levitt, Marx'a daha
yakın diyelim, yakın değil de en azından Marx'ın Polanyi'nin düşünceleri bakımından öneminin de farkında olan biri. Ama Polanyi'nin izleyiciler arasında işte biraz ayrılık var. Yani bir kısım daha çok Polanyi'yi bir tür refah devleti savunucusu olarak görme eğiliminde. Şu geçenlerde bir kitap çıktı. Unutuyorum isimleri. Fred Bloch'la bir kadıncağız. Onun Market. Neyse bulursam aklıma gelirse şey yapayım. Şimdi hocam sohbetimiz giriş sohbetimiz uzun oldu. Bir kurumsal yapısını, piyasa sistemi anlayışından başlayalım. Bize bir Yok yok şimdi galiba hayali metelerden başlayacağız. doğru Sonra sunuşumla ilgili de aynı sorun var aslında. Aynı sorun değil de o yüzden bundan bahsediyorum. Yani Polanyi deyince bir refah devleti savunusu akla geliyor. İkincisi Polanyi bir kurumcu ya da kurumsalcı iktisat olarak görme. Özellikle işte bu forms of integration, bütünleşme biçimleri üzerinden kurumların önem bakımından. Bir de benim gibi az sayıda olmakla birlikte daha diyelim tırnak içinde daha radikal ya da Marx'a biraz daha yakın olduğunu düşünenler var ama bizler genellikle azınlıkta kalıyoruz. Daha çok işte ya ekonomik antropoloji üzerinden ele alınıyor Polanyi ya da daha çok refah devleti tartışmaları çerçevesinde ele alınıyor ama her durumda kendisi gerçekten üretken de bir yazar ve bütün bu konular üzerinde kalem oynatmışlığı var. O yüzden hani bunlar aslında çok da kötü şeyler değil ve giderek galiba ortak bir anlaşma ortaya çıkacak gibi görünüyor ya da en azından benim isteğim o. Neyse. Şimdi Polanyi niye önemli? Bu planı şey yaptım. Polanyi'nin bence en önemli iddiası zaten bu piyasa ekonomisi düpedüz bir ütopyadır diyor büyük dönüşümün. Üçüncü sayfasında, girişinde aslında ilk sayfasında 19. yüzyıl uygarlığı çöktü, çökmek zorundaydı. Çöküşe neden olan da aslında piyasanın her şeyden önce bir ütopya sistemin daha doğrusu bir ütopya olmasıydı. Yani insan doğasına da aykırıydı. Bu yüzden de yıkılmak zorundaydı. Zaten Polanyi'nin büyük dönüşümden kastı 1930'lardaki rekabetçi kapitalizmin diyelim çöküşüyle birlikte özellikle üç önemli olayın iktisadi bakımdan Amerika'da New Deal politikaları, Avrupa'da faşizm ve nazizmin yükselişi, Rusya'da Sovyet Rusya'da 5 yıllık kalkınma planları aslında Polanyi'ye göre işte bu büyük dönüşüm kendi kendini düzenleyen ekonomik sistemin kapitalizmin çöküşü anlamına geliyor ve bu konuda şöyle de bir söz ediyor Büyük Dönüşüm'de. Alman faşizmini anlamak için bizim yapmamız gereken aslında Ricardo İngiltere'sine geri dönmek. Yani asıl sorun kapitalizmi ya da piyasa sisteminin kuruluşu. Polanyi aslında kapitalizmi sözcüğünü çok kullanmıyor terimini. Belki yani Marksistlerin daha çok popülerleştirdiği bir terim olması yüzünden. Daha çok piyasa sistemi ya da piyasa toplumu terimlerini kullanıyor. Kendi adıma hani aralarında çok büyük fark olmadığını düşünüyorum ama tabii bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Neyse, temel iddia şu. Ekonomik sistem kendi kendini düzenleyen bir sistem. Kendi yasalarına göre tırnak içinde yani arzla talebin etkileşimiyle işleyen bir sistem. Bu sistemin dayandığı temel kurumsal yapıda iki temel kurumsal alandan söz etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi ekonomik alan, bir tanesi de kurumsal anlamda politik alan. Ekonomik alan piyasa aslında. Piyasa derken Polanyi'nin kastettiği tek bir piyasa değil, bütün piyasaların bir araya gelerek oluşturduğu birbiriyle ilişkili piyasaların tabii ki oluşturulduğu o makine ya da sistem zaten piyasa mekanizması derken genel olarak bizim de kastettiğimiz o değil mi? Dolayısıyla piyasa sisteminin en önemli özelliği aslında bağımsız olması, toplumun geri kalanından ayrışık olması. Bu Polanyi'nin yaptığı bir ayrım embedded ve disembedded ekonomi ayrımı. Embedded'e hani yerleşik deniyor diyebiliriz, gömülü diyebiliriz bilmiyorum. En iyi terim nedir açıkçası bilmiyorum onu. Disembedded de ayrışık ya da işte bağımsız ayrı düşünebiliriz. Hikaye şu aslına bakarsanız. Kapitalizm öncesinde toplum bütün toplum biçimlerinde aşağı yukarı insan tarihine baktığınızda benzer nitelikler var. Özellikle iktisadi etkinlikler yani üretim, tüketim,
bölüşüm vesaire gibi süreçler ya da sermaye birikimi dediğimiz büyüme süreçleri aslına bakarsanız toplumsal ilişkilerin içine yerleşmiş durumda. Hangi anlamda? Genel olarak iktisadi faaliyetleri iktisadi olmayan tırnak içinde etkenler yönetiyor. Politika mesela, politik otorite, hatta dinsel otorite, örneğin işte Mezopotamya'daki kent devletlerinde tapınakların önemi vesaire gibi. Dolayısıyla kendi kendine işleyen bağımsız bir iktisadi alanın varlığından söz etmek çok da mümkün değil. Ekonomik alan toplumsal ilişkiler içine yerleşik durumda ama kapitalizm sonrası iki alan arasında, politik ve ekonomik alan arasında bir ayrışma var. Daha doğrusu ekonomik alan kendi bağımsızlığını ilan edip, deyim yerindeyse, tümüyle kendi yasalarına, kendi kurallarına göre işleyen bir mekanizma haline geliyor. Hala bugün. Sen bu çıkarsamaya katılıyor musun hocam? Yani ekonomik alan, toplumsal alandan, devletten, kurumlardan, insandan, ahlaktan, gelenekten, kültürden bağımsız mıdır? Yani kapitalizmde, piyasa ekonomisinde yani o mu dominanttır, o mu belirleyicidir? Bu çünkü şeyin en büyük savı şeyin Doğru. yani... Doğru. Polanyi'nin ama sen bir Polanyi üstadısın aynı zamanda. Yo, Bu estağfurullah. önemli şey Estağfurullah. yani yani mesela Çin'de devlet mi piyasayı yönetiyor, piyasa mı devleti yönetiyor? Mesela. Şimdi hocam. Hatta Amerika'da yani şeyde, hatta İngiltere'de. Bak. Hatta daha çok mesela Avrupa Birliği'nde. Yani. Polanyi'nin temel iddiası tam olarak o hocam. Yani şey, hani böyle bir sistem aslına bakarsanız kendi başına işleyen, toplumun geri kalanından bağımsız olan bir sistemi kurmak mümkün değildir. Ama yapılan budur, yapılmaya çalışılan. Bunun da yolu işte hayali metaların yaratılmasıdır. Hayali metaların yaratılmasıyla birlikte kapitalist sistem işlerliğe kavuşmuştur ama hiçbir zaman düzgün şekilde işlemez. Çünkü bu iki alanı birbirinden ayıramazsınız. Temel nokta zaten o. Dolayısıyla sistem, ekonomik sistem hiçbir zaman kendi kendine işler bir karakter kazanmamıştır. Kazanamaz da çünkü sürekli olarak dışarıdan, politik alandan, her türden olmak üzere müdahalelerle işler. Bu da işleyişini bozar. Zaten çöküşüne yol açan şey de budur. O yüzden zaten diyor piyasa sistemi bir ütopyadır. Bunu yerleştirmek mümkün değil. Bunu işler hale getirmenin önemli maliyetleri var. Özellikle sosyal maliyet açısından. Zaten bu maliyetler de aslında işte faşizmin yükselişinin temel nedeni olmuştur. Bu yüzden aslında piyasa kurumunun çöküşünü tam da işte İngiltere, Ricardo İngiltere'sinde 19. yüzyılın başında aramak gerekir diyor. Yani şimdi kapitalizmin böyle bir özelliği var bence de. Kurumsal olarak baktığınız zaman kendi kendine işlemesi için şey olması lazım. Yani dışarıdan, politik alandan müdahale olmaması lazım. Bu Polanyi'nin yaptığı bir ayrım değil. Yani Polanyi'den önce, hatta kendisi de söylüyor, mesela Alman geleneğinde yine Otto Guericke, yanlış hatırlamıyorsam, kontrat toplumuyla stati toplumu arasında bir ayrım yapıyor ki bu ayrım daha sonra işte Ferdinand Tönnies'in yaptığı o ünlü cemiyet ayrımına karşılık geliyor aslında. Yani piyasa ilişkileri esas olarak sözleşme ilişkileridir ve karşılıklı çıkara dayanan türden ilişkilerdir. Hani sözleşmelerin ille de açık açık ortaya konması gerekmez. Zımni olarak da yapabilirsiniz. Ama buna karşılık cemaat tipi ilişkilerde ilişkiler daha yüz yüzedir, daha kapalıdır, daha hiyerarşik bir boyutu vardır ve özellikle haklardan çok yükümlülükler önemlidir. Dolayısıyla statüler önemlidir. Yani bu topluluklarda ya da bu toplumsal organizasyon biçimlerinde dikey mobiliteden çok da fazla söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla cemaat, cemiyet ayrımı önemli bir ayrım ve Polanyi'de bunu sürdürüyor aslında. Yani ki Tönnies de bu konuda açık açık zaten şey diyor, işte cemaatin çözülüp cemiyete geçmenin ayırt edici özelliği aslında iş gücünün, emek gücünün bir meta haline gelmesidir der ki bu da doğrudan doğruya zaten Marx'ın Peki kapitalizm tanımıdır. cemiyetten cemaate tekrar geriye dönüş mümkün müdür? Yani bu biraz antropolojik bir yaklaşım tabii bu. Yani dolayısıyla bir geriye dönüş mümkün müdür? Geriye dönüş Yani mümkün. insan eğer bu bir tasarımsa, yani o tasarımdan vazgeçtik bir başka tasarım
yapabilir miyiz? Geriye dönüş, yani cemaate dönmek mümkün değil. Polanyi de bunun farkında. Yani son zamanlarında zaten yazılarında bunu da vurguluyor. Neolitik mağaraya geri dönmek gibi bir seçenek yok diyor haklı olarak. Ama bunun bir yolu işte esas olarak şeydir, sosyalizmdir aslına bakarsanız. Yani topluluk içerisindeki, toplum içerisindeki bireyi ortaya koymak ki bu bakımdan zaten ben de Marx'ın Polanyi için önemli olduğunu ya da Polanyi'nin Marx için aynı şekilde diyebilirsiniz önemli olduğunu düşünüyorum. Ama isterseniz ona daha sonra gelelim en son. Şu tabii, tabii, tabii. Ha, bir şey yapalım. Bu nokta önemli ama yani ama her durumda ki Marx'ın da vurguladı. Mesela Marx'ın burada da yine şey yapıyorum. Yahudi sorunu üzerine makalesi var ünlü gençlik dönemi şeylerinden. Orada meşhur yaptığı ayrım aslında işte sivil toplum devlet ayrımı burada. Hegel'in yanlış hatırlamıyorsam, Ragıp Hoca belki daha iyi bilir bu konuyu, yaptığı bir ayrım işte burjuva toplumu ya da sivil toplum. Ma karşı politik toplum ya da devlet ki Marx'ın bu yazıda Yahudi sorunu üzerine yazısında hani antisemitik tonu bir tarafa bırakırsanız yazının bütünündeki esas olarak bu tür toplumlarda ikili bir yaşama zorlandığını bireyin söylüyor. Bir tarafta işte homo economicus gibi davranmak zorunda. Öte yandan da piyasanın dışında sosyal insan ya da sosyal hayvan, politik hayvan gibi davranabiliyor. Dolayısıyla aslında insan ikili bir varoluşa neredeyse kişilik yarılmasına doğru dönüşüyor. Yani bir tarafta kendi içine dönmüş, yalıtılmış bir monat olarak yaşamak zorundayken öbür tarafta da politik alanda soyut bir vatandaş kategorisine indirgeniyor. Dolayısıyla Marx'ın dediği gibi ekonomik alandaki varoluş biçimi ile göksel tırnak içindeki varoluş, politik alandaki varoluş biçimi, dini bütün insan ile vatandaş arasındaki fark, tüccarla vatandaş, ücretliyle vatandaş, toprak sahibiyle vatandaş, yaşayan bireyle vatandaş arasındaki farktır. Dolayısıyla bu ta ayrım Hegel'den bu yana aslında Marx'ın düşüncesinde de en azından gençlik düşüncesinde de kendini önemli yer bulan bir ayrım. Yani tarihsel olarak zaten Polanyi'nin daha sonraki ekonomik antropolojiye yönelmesinin temel nedeni de bu. Tarihteki başka toplumlara ve topluluklara baktığınızda aslında piyasa sisteminin işlemesi için gerekli olan o homo economicus tiplemesinin bu tür toplumlarda olmadığı, insanın daha çok Aristotelesçi anlamda bir politik hayvan olduğu düşüncesinin bu yüzden de geçerli olduğunu, bu yüzden de homo economicus tipi davranışa dayanan bir sistemi kurmanın mümkün olmadığını söylüyor. Bunu kurmak için de zaten işte liberal iktisatçılarla, düşünürlerle genel olarak devlet gücünün aktif bir şekilde kullanılması gerektiği söyleniyor. Zaten hayali metaların yaratılması şeyi de bu. Dolayısıyla piyasa kurumu aslında toplumun geri kalanından bağımsız. Kendi yasalarına göre işlemek zorunda. Sosyal ve politik genel olarak etkenler yani Aristotelesçi anlamda yine piyasanın işleyişinin önünde zaten engel oluyor. Hala böyle anlatıyoruz değil mi? Piyasanın işleyişini, rekabetin işleyişini vesaireyi. Dolayısıyla bu tür ilişkilerin, piyasanın işleyişinin önünü kesecek ilişkilerinin ortadan kaldırılması en azından gerekiyor. Bunun da ilk adımı Polanyi'ye göre hayali metaların yaratılması. Niye hayali? Bunlar meta değil. Yani piyasada alınıp satılmak üzere üretilen, hatta üretilmiş bile olmayan unsurlar, emek insanın kendisidir aslına bakarsanız. Hani Marx da der ya, emek gücü dediğiniz aslında insanın zihinsel ve fiziksel kapasitelerinin tümüdür. Tabii Polanyi daha çok emek kavramını kullanıyor. Marx emek gücü kavramını kullanıyor. Böyle de bir ayrım var aralarında ama sonuçta kastettikleri üç aşağı beş yukarı aynı şey. Toprak dediğiniz aslında insanın yaşam alanı, doğanın kendisi, bunun da metalaşması aslında eşyanın tabiatına aykırı deyim yerindeyse ve para satın alma gücü şeyi. Polanyi için bu üç hayali meta gerekiyor kapitalizmin işleyişi için. Hani Marx sadece iş gücü. Hocam ben emek ve toprakı anladım da parayı çok iyi anlamadım. Yani. Para satın alma gücünün bir ölçüsü. Aslında para çok da iyi işlenmiş değil Polanyi'nin kendi yaklaşımında. Yani o daha çok
Parayı bir Yani sosyal bu kurum olarak. kitap, yani para dediğimiz zaman bu şeyle emek toprakla bir şey yapıldığı zaman yani 1944 öncesi para kavramını daha çok çağrıştırıyor. Yani bugün akıllı para, dijital para, sanal para, efendim kripto para vesaire falan düşündüğün zaman ve bunlara da bir şey var. Yani Doğru. biraz bana şey geldi. Yok yok doğru. Zaten şimdi hocam bu Yani orada tarihsel olarak Polanyi'nin kafasındaki ya da anlattığı hikaye şey altın standart. Yani bu evet. bakımdan yani şöyle diyeyim bir dakika. Yani bu altın standardı tabii yani biraz şeye bana Mises ve Hayek hatırlattı o bakımdan. Onlar yani onlar da altın standardıdır. Doğru, Para doğru. deyince daha çok onu anlar. Rothbard falan da öyle şey yapar. O dünyada Aslında gibi geldi para konusunda biraz bana böyle. sorarsanız Polanyi'nin iktisat görüşünün en zayıf tarafı o ya da belki en güçlü nereden baktığınıza bağlı da Polanyi Avusturyalı dediğim gibi dolayısıyla Avusturya iktisadını iyi biliyor. Yani Menger den başlayarak ve iktisat konusundaki düşünceleri biraz ona da dayanıyor. Hatta işte Marx'ın emek değer teorisini reddediyor kategorik olarak. Bunun da temel nedeni tam da işte Avusturya iktisadının belirlediği gibi değerin aslında büyük ölçüde paydaya dayandığı filan. Bana sorarsanız tabii bu iyi bir seçenek değil. Neyse onu isterseniz sonra tartışırım. Şimdi dediğiniz çok doğru. Burada zaten anlatılan hikaye altın standardı ve Polanyi'ye göre aslında ilginç nokta burası. Kapitalizmin ortaya çıkışı ya da kurumlaşması son derece yeni. Hani ta feodalizmden kapitalizme geçiş tartışmalarının ötesinde 19. yüzyılın başında hatta sanayi devriminin ardından kapitalizmin kurumlaştığını söylüyor. Bunun da temel nedeninin aslında makinelerin kullanılmasıyla birlikte üretim faktörlerinin ya da girdilerinin arzının kesintisiz biçimde sağlanması gerekir. Dolayısıyla bu kesintisizliği sürdürebilmek için en azından bu üç alanda yani paranın, emeğin ve toprağın ya da doğal kaynakların piyasalar yoluyla alınıp satılması, alım satıma konu edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için de özel olarak bu üç yasadan söz ediyor. Bir tanesi işte 1834 yoksulluk yasası reformu ya da işte iptali aslında yoksulluk yasalarının emek piyasalarının kurulmasını sağlıyor. 1844 Peel'in bankacılık yasası altın standardının temelini atıyor. 1846'da tahıl yasalarının iptali. Hani Ricardo'dan söz ederken hep anlatıyoruz değil mi? Tahıl yasalarına karşı Evet. Ricardo tam da tahıl yasalarının iptali. Dolayısıyla bu üç yasayla birlikte aslında üç hayali metanın ortaya çıkmasından ve piyasaların kurulmasından söz etmek mümkün ve bu saatten sonra bu noktadan sonra da zaten şey kapitalizmden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu Polanyi'nin kendi şeyi hepsi birlikte olmak zorunda ve temel olarak aslında iktisadi etkinliklerin iki temel tırnak içinde ekonomik motive yani aç kalma korkusuyla kazanç elde etme umuduna dayandırılması bu saatten sonra başlıyor. Bunun da olması için aslına bakarsanız devlet gücü gerekiyor. Hatta işte Polanyi'nin kızının söylediği gibi liberal iktisadi düzenin ilk dönem politik iktisatçılar tarafından tasarlanmış devlet gücüyle de kurumlaşmış olduğundan söz etmek mümkün Polanyi'nin yaklaşımına göre. Hani bu bir anlamda da neredeyse işte kapitalizmin insanlık aleyhine tırnak içinde geliştirilmiş bir komplo olduğu düşüncesinde ortaya çıkarıyor ki bence bu konuda çok da haksız değil. Asaf hocam bundan çok hoşlanmayacak tabii. Birazdan muhtemelen söyler tekrar. Yalnız o cümleyle benim de itirazım var, şöyle itirazım var. Oraya bir geriye döner misin hocam? Yani hakikaten bu liberal iktisadi düzeni bilemem ama Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen tam öyle şekildedir. Yani orada liberaller geldiler dediler ki biz şöyle bir ekonomik düzen yaratmak istiyoruz. Ve o düzeni yarattılar. O düzende bir şekilde bugüne kadar devam ediyor. Aynı şeyi
benzer bir şekilde Nordik ülkelerinde de gerçekleşti. Yani bu tasarlanmış, düşünülmüş, arkasında devletin olduğu, işte o dönemin işte yani ekonomi bakanının falan da orada liberal olduğu bir şeyde efendim tam tasarlanmış, işte bizim refah devleti, sosyal piyasa ekonomisi, sosyal devlet dediğimiz şey, işte Nordik ülkeleri ve Orta Avrupa'da tam böyle bir tasarı. Yani dolayısıyla muhtemelen şeyin söylediği Anglo-Sakson ülkelerinde de böyle bir şey oldu ama birisi belki daha vahşi, birisi daha insancı. Doğru. Yani bir anlamda öyle. Yani işte Hayek özellikle Polanyi'nin kendisine karşıt olarak aldığı düşünür. Hatta işte Hayek'in kendiliğinden düzeninin işte bu Adam Smith'in basit ve özgürlükler doğal özgürlüğünün aslında devlet gücü olmadan kurulamayacağını söylüyor. Zaten buradaki yine gene büyük dönüşümde özellikle devletin bilginin toplanması, işlenmesi ve aynı zamanda gerçekleşmesini sağlaması için kimi zaman şiddetin de gerektiğini söylüyor. Yani Polanyi kapitalizmin zaman içinde geliştiğinin farkında, işte ta birinci çitleme, ikinci çitleme vesaire derken bu tür şeylerin hepsinin farkında. Ama onun kastettiği esas olarak sistemin bütün kurumlarıyla ortaya çıkması. Yani bütün kurumlardan kasıt işte belki de ondan şey yapmakta fayda var. Şu anlattığı hikaye, yani en azından 19. yüzyılda sistemin dayandığı iki temel kurumsal alandan söz etmek mümkün. Yurt içinde ekonomik ve siyasal ya da ekonomik ve politik, öbürü de ulusal ve uluslararası düzeyde. Ulusal alanda işte piyasa önemli, hayali metaların yaratıldığı ve değiş tokuşa konu olduğu alan. Öbür tarafta da devlet var, hani liberal devlet belki buna demek mümkün. İşte ekonomik alanın kurumlaşması zaten devlet gücü olmadan olmayacak. Yani insanları hem topraklarından edeceksiniz hem de sonuçta onların kendi emek güçlerini satmalarını sağlayacaksınız. Buradaki anlattığı hikaye zaten Marksistlerin anlattığı hikayeden çok da farklı değil. Ulusal ve uluslararası düzeye baktığınızda, uluslararası düzeyde de işte altın standardı yine sistemin işleyişi için gerekli. Ve tabii, neyse bunu hep İngilizce yazıyorum, güç dengesi sistemi. Bu parantezindeki ifadelerde bu kurumsal alanların içerisindeki gerilimler aslına bakarsanız. Yani piyasanın sorunlu tarafı işsizlik meselesi, bu bakımdan Keynes'e yakın diye düşünebilirsiniz. Politik alanda sınıf savaşı mı, ama Marksist anlamdaki gibi keskin bir sınıf savaşından ziyade değişik toplumsal kesimlerin de yer aldığı bir şey. Özellikle faşizmin açıklamasında örneğin köylü sınıfının, hani sınıf demek ne kadar doğru, önemini vurguluyor özellikle. Çünkü şöyle bir iddiası var. İşçi sınıfı partilerinin ağırlığını koymalarıyla birlikte işte Kızıl Viyana meselesi, aslında hiçbir şekilde sosyalizm tehlikesi olmasa da piyasanın kendi kendine işleyişinin engellenebileceği düşüncesiyle köylüler paramiliter örgütlenmeler yoluyla işte şeye karşı, işçi sınıfına karşı kullanıldı falan diye anlatıyor. Hocam, buraya kadar geldiğimiz noktada senin galiba öğrencin, eski öğrenci Nurten Hanım'ın bir takım yorumları var, soruları da var. Onu ben bir ileteyim, ilerleyelim. Polanyi Hüseyin Hoca sayesinde keşfettim. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Birinci Polanyi'yi incelediğimizde Aristoteles'in yaklaşımına yakınsadığını görmekteyiz. Doğrudur. Acaba Aristoteles, Marx ve Polanyi'nin piyasa mekanizması açısından aşk alma korkusu, bu ilkel ve gerekli dürtünün değerlendirmesini yapabilir misiniz diyor. Sonra mı cevaplandırırsın yoksa şimdi mi cevaplandırırsın? Aslında şimdi de şey yapabiliriz. Yani piyasa mekanizması açısından aç kalma korkusunun değerlendirmesini yapabilir misiniz? Yani sistemin işlemesi için gerekli olan şeylerden bir tanesi. Hatta şöyle demek... Daha olabilir. Öğrencisi olmamış ama hayaliymiş, senin öğrenci olmak hayal ediyormuş bu arada. Ha, sağ ol. Sağ ol.
Evet. Sağ olsun. Yok, biliyorum kendisini. Yani şahsen bilmiyorum tabii de sosyal medya aracılığıyla. Tabii belki şöyle demek mümkün. Hani çok şematik bir biçimde kapitalizm biraz korkuya dayanıyor. Bu şey anlamında değil. Hani Stalin de Sovyetler Birliği'ni aslında bir sanayi gücüne dönüştüren adam. Şöyle ya da böyle bir şekilde kabul etmek lazım herhalde. Ama onun dayandığı mekanizma daha çok belki siyasal şiddet diyelim ya da doğrudan çıplak şiddetten de söz edebilirsiniz. Kapitalizmde bu yok. Her şeyi gönüllü şekilde yapıyor ama tam da Marx'ın dediği gibi hani insanlar iki bakımdan özgür. Bir, kendi emeklerini özgürce tırnak içinde arz etme anlamında. İkincisi de tabii sözleşme serbestisi anlamında. Ama insanları zorlamak gerekiyor. Yani Polanyi'nin anlattığı hikaye özellikle Spinnenland dönemi 1795'te aslında bir tür ne diyelim işçilere yönelik yardımların başladığı dönem. Hatta bu dönemde işte poor house'lar, yoksullar evleri kuruluyor ve yoksulları burada zorla aslında oturtuyorlar. İşte bir miktar yardım yapıyorlar. Genellikle aynı yardımlar. Bu yardımlar aslında giderek yaygınlaşıyor tabii İngiltere'de. Herhangi bir devlet müdahalesi olmasa da yerel yargıçlar üzerinden kiliselere bağlı olan parishler içerisinde örgütlenen bir şey. Daha sonra da bir kurumlaşıyor tabii poor house'u. Hatta Charlie Chaplin'in de bu evlerden bir tanesinde büyüdüğü söylenir. Ya da böyle bir hikaye vardır. Bu ama insanlara karşı aslında yardımseverlik güdüsüyle yola çıksa da belki bir beklenmeyen, istenmeyen sonuç olarak insanların durumunu daha da kötüleştiriyor. Çünkü sonuçta zaten yardım aldıkları için bu insanlar iş aradıkları zaman kendilerine önerilen ücret normal koşullarda iş gücü piyasası işleseydi ortaya çıkacak ücretten çok daha düşük. Dolayısıyla aslında bir anlamda iş gücü piyasasının kuruluşu şey için bu insanlar için aslında bir ilerleme demek mümkün de diyor. Yani sonuçta hani yardım meselesi tek başına çözücü meseleyi çözen bir şey değil. Ama asıl sorun insanları işte dilenciliğe yönlendirmesi buradaki. Ve bu bakımdan özellikle iş gücü piyasasına çıktı. Çünkü bu sistemde örneğin hak eden yoksulla hak etmeyen yoksul arasında bir ayrım yapılıyor ve ona göre hak eden yoksullara yardım yapılıyor filan. Buradaki asıl sıkıntı işte insanların kendi iş güçlerini arz etmekten başka bir seçeneklerinin olmaması meselesi. Ve piyasa sisteminin oluşmasının temelinde de zaten bu var. Öte tarafta da işte önemli bir ekonomik motif de kazanç isteği doğal olarak ama toplumun büyük bir bölümünde aslında kazanç isteğinden çok aç kalma korkusu söz konusu. Ve tabii Polanyi hani piyasa öncesi toplumlarda bireysel açıdan aç kalma korkusunun çok da geçerli olmadığını, çünkü topluluğun bir şekilde hani aç kalma tehlikesiyle yüz yüze olan bireyi koruyacağını söylüyor. Bütün bir topluluk aynı tehlikeyle karşı karşıya kalmadığı sürece. Dolayısıyla arada böyle bir fark var. Yani piyasa aslında atomlaşmış bireylerin oluştuğu bir yer ve dayanacak çok fazla şeylerimiz yok. O yüzden aç kalma gerçekten önemli bir şey. Yani korku üzerine işleyen, korkuya dayanan bir sistem aslına bakarsanız ama buradaki korku ile de siyasal ya da işte çıplak şiddet üzerinden yürüyen bir şey değil. Ha bu tür şiddet biçimleri de her zaman el altında da tutuluyor zaten işte faşist döneminde gösterdiği gibi hatta piyasa sisteminin kuruluşu için insanların öncelikle yerinden edilmesi gerekiyor değil mi? Ortak alanların çitlenmesi vesaire bunlar hep devlet gücüyle gerçekleşen şeyler. Ve iş gücüne işte sendikaların engellenmesi. Yani İngiltere'de Chartist hareket 1830'larda başlayan ilk aşağı yukarı işçi sınıfı hareketi. Hani makine kırıcıları bir tarafa bırakırsanız. Bu hareketin en büyük isteği de zaten sadece genel oy hakkı. Başka da bir şey değil. Yani sonuç olarak hani devletin gücü işte toplanma yasakları vesaire derken aslına bakarsanız korku her zaman el altında tutulan şiddet daha doğrusu şiddet tehdidi her zaman el altında tutulan bir şey ama
Teorik olarak baktığınızda kapitalizmin dayandığı temel güdü aslında işte aç kalma güdüsü. Yani bir şekilde elimizde ne varsa piyasaya arz edeceğimiz onu arz etmek zorundayız. Ve bunun sonucunda da işte elde ettiğimiz gelirle hayatımızı sürdürebiliriz. Polanyi'nin aşağı yukarı söylediği de bu zaten. Ki dediğim gibi bu da Marx'ın vurguladığı noktalardan bir tanesi. Yani Yani fiyatla bu mekanizması... ekonomik alanın politik alana yani toplumsal alan daha doğrusu önüne geçmesinden mi kaynaklanıyor? Yani işte tabii sen işte antropolojik olarak şey yaptığın zaman işte kendi kendine geçim yani bir uzmanlaşma değil her şeyi kendin üretmesi veyahut da takas ekonomisi işte gift ekonomisi hediye ekonomisi armağan ekonomisinde yani insanlar bir şekilde birbirini destekliyor, birbirine yardım ediyor. Halbuki orada da atomistik bir hareket durum söz konusu. Dolayısıyla herkes kendine bakmak zorunda mı kalıyor, kalır? Onu mu demek istiyorsun tam veyahut da Yani ben mi anlamadım? bir anlamda öyle. Yani sonuçta piyasa ekonomisinin kurumlaşması insanın dayanacağı herhangi bir toplumsal diyelim ilişkiler ağının olmamasını da gerektiriyor bir ölçüde. Yani evet var sonuçta insanın varoluşunu sürdürmesi biraz topluluğa da bağlı. Ama piyasa sisteminin gelişmesiyle birlikte işte bu bağlar giderek gevşiyor. Yani bu tema işte dediğim gibi bu Alman sosyoloji geleneğinde de var. Weber'de de kendini gösteren bir şey. Özellikle Weber'in bu disenchantment, büyünün bozulması dediği hikayede anlatılan şey bu. Yani modernite aslında piyasada insanın o kozmos düşüncesinin ve gerisindeki logos anlayışının parçalanması ve insanın kendisini artık bir atom olarak görmesi ki Marx'ın yabancılaşma ile anlattığı hikayede aslında böyle bir hikaye anlattığı bu. Dolayısıyla insanı destekleyen o sosyal ağlar diyelim giderek çözülmesi yüzünden insan kendisini bir başına buluyor deyim yerindeyse piyasa içerisinde ve bütün toplumsal yaşam aslında piyasanın insafına kalıyor. Çünkü emek dediğiniz aslında insanın kendisi, doğa dediğiniz toplumun insanın kendi çevresi, doğa çevresi. Bu yüzden insan yaşamını sürdürmek için giderek daha fazla piyasaya bağlanmak, piyasaya bağımlı hale geliyor. Ha, bunun olumlu bir tarafı da var Polanyi'ye göre. İnsan kendisini bir türsel varlık olarak görmeye de başlıyor. Ama esas olarak sorun insanın güvencesizlik altında yaşamını sürdürmesi ve kendi emeğinden başka eğer tabii başka şeyleri yoksa kullanabileceği bir şey bırakmaması. Hani dediğim gibi piyasa toplumları öncesinde, cemaat tipolojisinde insanlar daha çok bu toplumsal sosyal ağlar sayesinde korunuyor. Tabii bunun bedeli bir anlamda insanın birey olma özelliğinin ihlal edilmesi ya da işte mahremiyetin ortadan kalkması ama en azından yaşamınızı sürdürmek için polis, Aristoteles'in meşhur polisi sizi koruyan bir şey haline geliyor. Yani bu tarih boyunca bireyciliğin ve kazanç hırsının olmadığı anlamına gelmiyor. Tam işte Aristoteles'in zaten eleştirdiği nokta da burası değil mi? Sonuçta iktisadi faaliyet toplumun ve giderek kişinin kendine yeterliliğine yönelik olmak zorunda. Kazanç hırsı, kâr hırsı peşinde koşan iktisadi faaliyet ahlaki bakımdan, etik bakımdan sorunlu bir faaliyet. O yüzden şey, bütün aşağı yukarı kapitalizm öncesi dönemlerde böyle bir şey var. Yani insanın bir birey haline indirgenmesi, bir atom haline indirgenmesi ve tek başına kalması deyim yerindeyse ve yaşamını giderek piyasaya bağımlı hale gelmesi temel sorun. Peki piyasa ekonomisinde işte şimdi ben şöyle şey yapayım. Polanyi işte Amerika'da, Kanada'da yaşıyor sol şeylerinde. Dolayısıyla bir Anglo-Sakson bakışı, bir Macar bakış açısından bir Anglo-Sakson bakış açısına şeyi var. Ama işte Gençliğinden beri var öyle bir eğilimi. evet girişte o bir ara konuştuğumuz işte Almanya, Nordik ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurguda, sosyal devlet anlayışında
doğduğundan öldüğüne kadar sosyal devletin seni kucaklaması, dolayısıyla o kapitalizm öncesi toplumlardaki yardımlaşma şeyini devletin alması, devletin kurumların yer alması yaklaşımı Polonya'da yok zannediyorum hocam. Ne dersin? Yok. Yani orada bir şey var, yani o eleştirdiği noktalar aslında bir sosyal devlet anlayışı bir şekilde yerine getiriyor. Yani bu ülkelerde açıkta kalmıyorsun. Yani ve dayanışma ruhu da çok yüksek. Şöyle yorumlamak mümkün. Yani ve bugün 2021'de örnek ülkeler, değil mi, bizim Daran Acemoğlu'nun falan şey yaptığı Norveç gibi olmak falan, böyle şey gösterge ülkeler, dayanışma işbirliği ruhunun daha geleneksel olarak daha fazla olduğu, kurgunun bunun üzerine yapıldı ve işte sosyal devlet şeyinin, yani 1945'i baz alırsak 45 sonrası diyelim, şey oldu ülkeler buralar ve bunlar işte aynı zamanda senin o sık sık belirttiğin Alman felsefe düşüncesinde de, yani devlet rasyonel aklı temsil eder düşüncesi de bir şekilde kültürü, düşüncenin efendim bir parçası veyahut da ayaksal değer. Dolayısıyla bu şey, yani belki de şeyin aradığı işte böyle bir şey mi acaba? Polanyi'nin aradığı da böyle bir şey mi arayışta? Polanyi'nin aradığı böyle bir şey. Yani hani bu iş toplumun yardımseverlik duygularına bırakılacak bir iş değil. Spinemlent'ten söz ederken kastettiği biraz o. Yani sonuçta bu işin kurumlaşması gerekiyor. Ve özellikle bu büyük dönüşümün son bölümünde, en son iki sayfasında, 258 A ve B, niyeyse sayfaların adı öyle, sayfalarında vurguladığı nokta, ki benim toplum ve iktisat ve toplum dergisinde de işte alıntılar yaptım, iki sayfa orası. Yani esas olarak sosyalizmin yaşayabilir, biz sosyalizmin peşinde. Yani insanların kendi yaşamlarını sürdürmesi için ille de piyasaya bağımlı olmalarını sağlayacak bir düzenleme aslında beklediği, ama aynı zamanda bu diyelim merkezi planlama yoluyla değil, en azından insanların kendi özgürlüğünü sürdürebileceği bir yolda. Yani dediğim gibi Polanyi'nin kafasında bir sosyalizm var, ama bu sosyalizm biraz daha sizin dediğiniz türden İskandinav tipi sosyalizme yakın duran bir sosyalizm diyebiliriz. Yani o dönem belki 40'larda hani sosyalizm lafı daha çok bu tür bürokratik eğilimlerin fazla olduğu, devletin ağırlıkta olduğu toplumlar için kullanılıyor. Yani Schumpeter'de bile aynı bakış açısı var, değil mi, bir şekilde? Benim görebildiğim kadarıyla. Yani sonuçta belki refah devleti beklentisi, ama tek başına refah devleti, yani sorun iktisadi bir sorun değil. Esas nokta bu. Sorun insanın kendini gerçekleştirme meselesi. Aristotelesçi anlamda insanın kendini gerçekleştirmesi için de en azından piyasaya bağımlılığının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bir şekilde, yani insan hem birey olduğunu farkına varacak, hem de bir sosyal varlık olduğunu, yani dolayısıyla cemaate dönüş gibi bir seçeneğin dışında aslında insanın kendi kendisini özgürce istediği gibi gerçekleştirebileceği koşulların hem iktisadi hem sosyal ve siyasal olarak yaratılması gibi bir isteği var Polanyi'nin, aslına bakarsanız. Özellikle işte bu 1947'de yazdığı yazılarda Our Obsolete Market Mentality'de filan, esas olarak beklediği böyle bir şey. Zaten işte daha sonraki bu Coexistence dergisiyle ilgili çalışmalarda muhtemelen böyle bir amaca yönelik olarak gerçekleşiyor. Hani Polanyi refah devletini tercih ediyor tabii, ama hani o benim tezimde, gerçi başka bir tartışma yaptım o konuda, ama oraya girmeye şimdi de çok gerek yok. Belki yani o bakımdan haklısınız, ama asıl sorun şey, liberal görüşün temel derdi o. İnsanı her şeyden önce iktisadi bir varlık olarak ele almak ve bir şekilde kıtlık vesaire yoluyla, üretimin piyasalar yoluyla gerçekleştirilmesinden başka bir seçeneğin olmadığı düşüncesini yaymak ya da bunu yeniden üretmek gibi derdi var. Polanyi'nin derdi o değil. Yani Polanyi diyor ki sorunun kaynağı iktisadi değil. İnsanın işte yemesi içmesi meselesi değil. Bu
esas olarak ki Marx'ın da en azından genç Marx'ın da şeyi benzer. İnsanın kendi kendisini, kendi olanaklarını, kendi potansiyellerini serbestçe gerçekleştirebilmesini sağlayan koşulların yaratılması hem iktisadi olarak hem siyasi olarak. Bunun yöntemi belki o kadar önemli değil ama piyasa olmayacak en azından. Hocam ilerlemeden bu hep genç Marx ifadesini kullanıyorsun. Bu genç Marx, olgun Marx ayrımı nedir? Yani Ha yani o hani bu bir dipnot olarak şöyle bir anladım. paragraf, bir iki dakika. Bu biraz şeyin Çünkü dinleyiciler içinde benim lisans öğrencilerim dahi var. anladım. Anladım Dolayısıyla hocam. Tamam. Althusser'in aslında ne diyelim öne çıkardığı bir tartışma. Yani Marx'ın gençlik dönemi aşağı yukarı 1853-54 yanlış hatırlamıyorsam gibi dönüyor. İşte şeyden itibaren Alman ideolojisi kitabından itibaren bir dönüşün ama en azından 1859'da ekonomi politiğinin eleştirisine katkı Marx için bir dönüm noktası. Genel olarak hani Asaf Hocam bu şeyi daha iyi bilir tartışmayı. Çünkü işte 70'lerde gerçekleşen bir tartışma. Ondan önce Marx daha çok işte insancıl, hümanistik felsefenin etkisi altında büyük ölçüde işte felsefi dertleri var ama özellikle 1859'dan itibaren ekonomi politiğinin eleştirisine katkıdan itibaren bir bilim haline gelmiş işte politik iktisat ki bu işte tartışma aslında bir boyutlarından bir tanesi şey mesela Marx erken dönemde ki yazdığı yazılarda işte 1844 el yazmaları bunun örneklerinden bir tanesi. Örneğin yabancılaşmadan söz ediyor ki doğrudan Hegel'den alınan bir terim ve Hegel'in felsefesinin ağırlığı var. Özellikle diyalektik düşünce vesaire. Ama 1859'dan itibaren mesela Kapital'de yabancılaşmaya hiçbir şekilde yer vermiyor. Bunun yerine fetişizm diyor. Yani kimine göre bu ikisi birbirini izleyen ya da birbiriyle ilişkili terimler. Ama en azından Marx'ın düşüncesinin gelişiminde böyle bir sıçrama, epistemik kopuş tırnak içinde olduğu söylenir. Althusser'in vurguladığı noktalardan bir tanesi. Althusser çok haksız değil. Ama bir de tabii tarihsel olarak şöyle bir şey var. Marx'ın erken dönem yazıları hani basılanlar dışında el yazmaları biçiminde olanlar çok bilinmiyor. Dediğim gibi ancak 1930'lardan itibaren 32'de yanlış hatırlamıyorsam bulunuyor. İşte Rusya'da, Sovyet Rusya'da yayınlanıyor. Bu Marx hakkındaki düşünceyi geliştiriyor. Şimdi Marksizm içerisinde böyle bir gelenek var. Yani Batı Marksizmi denen bir gelenek var. Ki iki önemli figür var. Bir tanesi o Polanyi'nin gençlik arkadaşı Gheorghe Lukács'ın, Lukács ya da nasıl deniyorsa, kitabıyla başlıyor. Tarih ve Sınıf Bilinci kitabıyla. Öbürü de Karl Korsch, Alman felsefeci. Bunlar Marx'ın erken dönem yazılarından haberdar olmadan, çünkü bilinmiyor bu yazılar, Marx'ı daha çok Hegelci düşünceye, Hegelci felsefeye dayanarak ortaya atıyor, geliştirmeye çalışıyorlar Marksizmi. Hegelci felsefenin önemi de işte insanın kendi kendisini kendi yarattığında tanıması düşüncesi. İnsanın kendi hani ekspresivist bir bakış açısıyla insanın bütün yaptıklarının tarihin aslında giderek insanın kendi özünün yansıtılması dış dünyaya ve gerçekleşmesi. Hani Hegel'de yabancılaşma var. Marx yabancılaşmayla nesneleştirmeyi birbirinden ayırıyor. Yani bunun anlamı şey bir tarafta olumlu, asıl sorun işte Aristoteles'in anlamda potansiyellerin gerçekleştirilmesi. Ama özel mülkiyetle birlikte bu gerçekleştirme yabancılaşmaya dönüşüyor. Yani yabancılaşma da işte insanın kendi gücünü yitirerek metaların egemenliği boyunduruğu altına girmesi en kaba ifadesiyle. Dolayısıyla Marksizm içerisinde böyle bir şey de var. Yani Batı Marksizmi ile Doğu Marksizmi tırnak içinde işte Rusya, Bolşevik her neyse. Marksizm arasındaki temel farklardan bir tanesi. Yani bir tanesi meseleye daha bilim perspektifinden bakıyor. İşte bilimsel sosyalizm, ütopik sosyalizm tartışması. Bu arada bir dipnot olarak hemen şeyi söyleyeyim. Polanyi'nin en çok sevdiği figürlerden bir tanesi Owen, Robert Owen. Evet. Ütopik sosyalist olarak bilinen şey. Ve hatta onun ilk defa işte insanın toplumsal bir varlık olduğunun farkına
varılmasını sağlayan düşünür olduğunu söylüyor aynı zamanda. Her ne kadar hani ileriye götüremese de Owen'ın yaptıklarının çok önemli olduğunu da düşünüyor dipnot olarak. Yani Yani Owen genç. deyince biz Stuart Mill'ci sosyalizme doğru bizi götürür şey hocam. Doğru. Yani Yani. o da ayrı bir şey. Çünkü Marx Mill'den pek haz etmiyor işte politik iktisat konusunda ama bildiğim kadarıyla Engels Marx'ın ölümünden sonra belki başka bir bağlamda da olsa hatırlamıyorum. Keşke Marx biraz daha işte Mill'e yakın olsaydı, biraz daha okusaydı filan anlamına gelen şeyler söylüyor. Hani tam yerini şu anda hatırlamıyorum ama onu bulabilirim. Yani bence Polanyi evet Mill'e de yakın. İşte Robert Owen o dönem şey yakın. Aslına Evet. bakarsanız hani ütopik sosyalizm diye göz ardı edilmesi bir talihsizlik. Onun da temel nedeni işte bu bilimsel sosyalizm, işte politik iktisadın bir bilim olması vesaire vesaire gibi şeyler var. Hani Althusser bunun sorumlusu değil kuşkusuz ama en azından Althusser'in o yaptığı ayrım, genç Marx, olgun Marx ayrımı yanlış da bir ayrım değil bir açıdan bakarsanız hakikaten tartışılabilir. Ama Ben kişisel de olarak yani Polanyi'ye daha yakın olmakla beraber aynı zamanda genç Marx'a daha yakınsın gibi. doğrudur. Yani Evet. gerçi ben kendi adıma şey düşünüyorum. Yani genç Marx'la olgun Marx arasındaki ayrım çok da geçerli bir ayrım değil. Daha doğrusu belki meseleye Marx'ın düşüncesinin kendi gelişimi perspektifinde bakmak lazım. Yani bir takım sorular hep var Marx'ta. Bu soruların en Evet. önemlilerinden bir tanesi de işte Hocam son 10 özgürlük dakikadır meselesi. anlattıkların biz Asaf Hoca ile de sık sık konuşuyoruz. Bu sosyalizm, Marksizm konularında. Tabii yani bu ütopik sosyalistleri, Owen vesaireyi böyle biraz küçümsenmesi ve o küçümsenmeden bunlar göz ardı edilmesi, ötelenmesi aslında belki de önemli hatalardan bir tanesi. Yani Doğru. Doğru. dolayısıyla şimdi Mill'i şey yaptığın zaman Mill'de işte ya bu liberaldir falan diye bir anlamda bir tarafa bırakılmış. Ama arkada tabii çok önemli bir isim var. Harry Taylor vesaire bir sürü orada da Doğru. şeyle Doğrudur. Çınlı'yla tartıştık belki şey yapmışsınızdır. Hı. Dolayısıyla önemli. Evet bunu aşmış olduk. İyi oldu. Önemli bir kavramdan bahsediyorsun daha sonra şeyden Polanyi'den hareketle özsel ve biçimsel Evet. formal iktisat ve özsel iktisat bir anlamda Weber rasyonel düşünce sentezi gibi Aynen. oradan bir orası bir açalım hocam orası Açalım. önemli bir nokta. Şimdi formal iktisat zaten Polanyi öncelikle Bu arada sorular sorabilirsiniz YouTube'daki arkadaşlarımız. Bunları şey yapacağız, hocamıza ileteceğiz. tamam. Evet hocam. Öncelikle büyük dönüşümde söz ediyor özel iktisatta formal iktisat. Daha doğrusu iktisat teriminin anlamına ilişkin ikili bir ayrımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi formal iktisat, öbürü de özel iktisat. Bu tam da aslında işte sizin dediğiniz gibi Max Weber'in o özel rasyonellikle araç amaç rasyonelliğine karşılık gelen bir ayrım aslında. Aynı düşünce. Hocam o özel şey genç Marx'la ilgili senin yine hayali senin öğrenci olmak isteyen Nurdan'ın soruları var. Nurdan diyor ki aslında yanlışsam affınıza sığınıyorum. Klasik iktisatta paradan bahsedilmez. Söz konusu analiz yapı itibariyle bir takas ekonomistir. Polanyi üç çeşit ekonomiden bahseder. Piyasa ekonomisi, merkezi tahsis ekonomisi, takas ekonomisi. Bu ayrımı ortodoks anlayıştan ayrımsamak istesek bunu nasıl yapılabilir? Diyalektik bir bilgiyi damıtmak amacıyla soruyorum. Tamam. Şimdi Aslında konuşacağımız şey geldiğimiz konuyla da tanımıyla ilgili ilgili. galiba, değil mi? Evet, Şu tam da bu andaki konumuzla da ilgili. noktayla Evet. ilgili. Polanyi büyük dönüşümde başlıyor buna. Daha sonra aslında işte 1956'da yayınlanan şey ekonomik antropolojinin kurucu metinlerinden bir tanesi olan yazıda aslında
kendisi bu görüşü geliştirmeye çalışıyor. Etrafında işte öğrencileri var. Böyle bir grup halinde değişik şeyler var. Bu çabaların sonucu da işte bu Trade and Market in Early Empires kitabı. Burada daha da genişletiliyor. Mesela temel iddia şey, yani insanlar homo economicus değildir. Formal iktisat dediğimiz bizim hala iktisat bölümlerinde öğrettiğimiz iktisat türü. İnsanlar rasyoneldir, efendim optimizasyon peşinde koşar filan falan. Bunun yerine ama özel iktisat genel olarak insanı sadece kapitalist perspektiften gören ya da homo economicus olduğunu düşünen bir iktisat değil. Bunun gerisinde aslında ekonomistik yanılgı dediği şey var Polanyi'nin. Ekonomistik yanılgı meselesi. Bir dakika. Evet. Yani biz tarihe bakarken aslında kapitalizmi ya da piyasa sistemini kullandığı kategorileri kullanırsak bu ekonomistik yanılgıdır. Çünkü kapitalizm iktisadi etkene en fazla ağırlık veren sistemdir. Ama tarihe baktığınızda zamanımızdan önce hiçbir ekonomi ilke olarak bile piyasalar tarafından kontrol edilmemiştir. Piyasalar her uygarlıkta var ama bu piyasaları kontrol eden toplumsal ilişkiler, dinsel otoriteler, bazen siyasal otorite genel olarak dinin de içinde olduğu şey. Dolayısıyla iktisat hiçbir zaman bağımsız değil. Yani ekonomistik yanılgı demesinin nedeni aslında iktisadi etken önemlidir. Tabii ki çünkü üretim tüketim sorunlarının çözülmesi gerekir. Ama burada çok alıntılanan sözlerden bir tanesi, iktisadi etken çekim yasasından daha fazla bir ağırlığa sahip değildir. Tabii ki bir şeyler yemezsek ölürüz. Ama açlık sancıları otomatik olarak üretime dönüşmez. İnsan için her şey doğal değil, toplum tarafından belirlenir. 19. yüzyılda açlık ve kazancı ekonomik diye görmeye iten üretimin bir piyasa ekonomisi altında örgütlenmesiydi. Ki bu hani şurada Marx'tan aldığım şey, Bentham'dan söz ederken Kapital'de şey diyor, Bentham'ın kafasındaki insan tiplemesi aslına bakarsanız İngiliz küçük burjuvası ya da tezgahtar, bazı çevirilerde tezgahtar diye geçiyor, shopkeeper, bazılarında küçük burjuva diye, bilmiyorum tabi Almancası nedir. Dolayısıyla ki Ricardo ile Smith'i suçladığı noktada aslında aynen bu. Yani 19. yüzyılın insan tipolojisi aslında tarihte yoktur. Polanyi'nin de göstermeye çalıştığı bu. Dolayısıyla bu formel iktisat yerine özselci bir anlamını benimsememiz gerekiyor. Özselci iktisatta esas olarak insanın yaşamını sürdürmek için doğaya ve öteki insanlara bağımlı olduğu olgusundan kaynaklanır. İnsan kendisiyle doğal çevresi arasındaki kurumlaşmış etkileşim sayesinde yaşamını sürdürür. Bu sürecin adı ekonomi. Dolayısıyla insan ekonomisini bir kural olarak sosyal ilişkiler içine gömülmüş olduğu önermesi özelci iktisadın temelinde yer alır. Yani bu aslında sizin dediğiniz şeye de uygun. İnsan sosyal bir varlıktır, politik bir varlıktır. Ve bütün iktisadi faaliyetler aslında sosyal ilişkiler içerisine gömülmüştür, yerleşiktir. Bu kapitalizm için de geçerlidir. Böyle de olmak zorundadır. Ama liberal kapitalizmin vurguladığı nokta bunun böyle olmaması gerektiği. Çünkü böyle olursa piyasanın işlemeyeceği önermesidir. Ve zaten büyük dönüşüme yol açan, o faşizmin ortaya çıkışına esas olarak yol açan süreç de budur. Peki burada şimdi sosyal ilişkiler deyince tabii iktisadın ahlak bilimi olduğu falan akla geliyor. Kesinlikle. Ahlak bilimi. Şimdi hocam Smith'te iktisat ahlak bilimi değil miydi? Smith Ahlak. eleştiriyor dediğin de orada da hatta Marshall'da da ahlak bilimidir aslında. Doğru. O da ahlak felsefesi. Keynes de ahlak bilimidir. Yani böyle şeylere Tabii orada dersek. Dolayısıyla bunların hepsi şeyde de öyledir, ahlak bilimidir. Yani Stuart Mill'de yani bilim kavramı vardır ama işçiye bölüşüm sorunlarına gelince orada da ahlak bilimidir. Yani şeyde doğrudur. doğru. Yok ama Dolayısıyla onlar yani sosyal ilişkileri göz ardı etmiş midir? Mesela biz burada Adam Smith üzerine tez yazmış Ecem'le konuşurken Ecem görünmez elin işleyişini şey yaparken aslında orada
arkasında hukukun olduğunu söylüyor. Yani hukuk devleti çerçevesinde o invisible ant'in işleyeceği, Marx'ta öyle bir yani kendiliğinden bir doğal düzen fikrinin, invisible, görünmez el fikrinin olmadığını iddia etmişti. Bilmiyorum, bütün bunlarda yani liberal nedir onu bilemem. Yani şimdi Smith'in değişik yorumları var, Mill'in değişik yorumları var. Ama bunlar da böyle yani arkada bir ahlak bilimi tavırları da olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla böyle liberal şeyi eleştirisi biraz bazen şey kaçıyor. Yani vulgar kaçıyor bazen. Tartışılır ama şimdi oradaki ayrımın temeli biraz ne çeşit bir ahlak biliminden söz ettiğimiz. Yani Bentham'ınki de bir ahlak bilimi. Tabii o da bir ahlak. Yani ve çağdaş iktisadın tırnak içinde, neoklasik iktisadın temelinde zaten Bentham'cılık var değil mi? Fayda, maliyet, çıkar vesaire vesaire. Adam Smith doğru dediğiniz, dediğinizde haklısınız kesinlikle. Hani Adam Smith ille de şey değil, liberal olarak görülebilecek biri de değil. Aslına bakarsanız o da bir geçiş figürü olarak da ele almak sanki mümkün. Hatta Adam Smith'in ne derler, liberaller tarafından kötü biçimde kullanılması da söz konusu. Yani Adam Smith ki işte iş adamlarından bahsederken bunların ikisi üçü bir araya gelince bütün yaptıkları halk aleyhine komplo çevirmektir diyen bir adam. Ama liberal kullanım işte görünmez el kendi başına bırakırsanız değiş dokuş mübadele yoluyla her sorun çözülür filan diye sunuluyor. Adam Smith bana şey geliyor biraz, hani bu benim kendi düşüncem, klasik iktisatta, neoklasik iktisada geçiş aslında bir anlamda iktisadın bu kendisini etik disiplininin ağırlığından kurtarmasıyla mümkün. Yani Adam Smith'te de Marx'ta da Mill'de de hala bu etik önemli, felsefenin bir alt dalı olarak belki ve iktisatta aslında etik özünde bir disiplin ama onların kafasındaki etik daha Aristotelesçi, ille de birebir Aristotelesçi olmak zorunda değil tabii ama genel olarak işte insanın kendi özünün gerçekleşmesi, sahip olduğu potansiyellerin gerçekleşmesi anlamında. Ama neoklasik iktisatta böyle dertler yok. Çünkü işte Bentham'ın etiği aslına bakarsanız Aristotelesçi etiğin yerine geçmiş durumda. Ve bu bakımdan hani meseleyi sosyal toplumun kendisinden bireye indirgemek ve birey için her şey mübahtır neredeyse görüşüne indirgemek aslında son derece önemli bir dönüşüm. Yani hala bir etik tarafı var iktisadın. Ve görünmez elin liberal yorumunun da aslında etik bir boyutu var. Hayek'te de var etik bir boyut ama buradaki etik dediğim gibi Aristotelesçi diyebileceğiniz ya da Marx'ın da benimsediği ya da Polanyi'nin ya da Mill'in ya da Smith'in de benimsediği türden bir etik değil. Neoklasik iktisadın benimsediği etik. Yani bireyci bir etikten bahsediyoruz her şeyden önce. Bazen onu karıştırıyoruz gibi geliyor bana. Yani özellikle işte pozitif iktisat, normatif iktisat ayrımı aslında iktisadın etik boyutunun tümüyle göz ardı edilmesi gerektiğini düşündürüyor ama böyle bir şey yok. Ne neoklasik iktisadın kendisinde var ne de işte öteki iktisat biçimlerinde. Ya da kısaca şöyle söyleyeyim, iktisat etik bir bilimdir. Nokta. Bilim bile olmayabilir ama etik niteliği kesindir. Hani yani benim... insanlar rasyoneldir dediğin zaman bu etik bir kavram aslında. Doğru. Dolayısıyla yani pozitif iktisat aldığında etik yapmış oluyorsun. Daha aynen. Doğrusu normatif iktisat yapmış oluyorsun. Yani kesinlikle. Aslında. Yani o işte olgularla değerler arasındaki ayrım zaten hani savunulabilir bir ayrım değil ki. Ki Hayek'in kendisi de zaten tam olarak onu söylüyor. Yani iktisat sonuçta praksiyolojik bir bilimdir filan diyor ya. Yani evet. olgu diye bir şey yok aslına bakarsanız. İşte insanın değerlerinden, beklentilerinden, sübjektif değerlendirmelerinden bağımsız değil hiçbir şey. Ki bu son derece önemli bir nokta. Yani Hayek'le Marx aslında bu bakımdan, yöntem açısından çok da birbirine uzak değilmiş gibi geliyor bazen bana. Neyse oraya girmeyeyim sonra. Yani bu kıta Avrupacılar hocam liberal de olsa, sosyalist de olsa ortada bazı şeylerde çok yakısıyorlar aslında. Doğru. Yani bu yani...
felsefi geleneklerinden de kaynaklanıyor hocam. Hani Evet. Anglo-Saksonlar çok da ne diyeyim bu dünyaya ait böyle derin kozmolojik meselelerle çok kendilerini yormuyorlar. Onun yerine işte Adam Smith de belki bu perspektifte şey. Yani insanlar işte bu dünyada nasıl yaşar, nasıl olur filan gibi dertleri var anlaşılan. Adam Smith tabii yanlış söylediğim. O da iki geleneğin arasında ortasında yer alıyor bir ölçüde. Yani aydınlanmanın, Bentham'ın kendisi de aslında aydınlanmacı diye görmek mümkün. Çünkü sonuçta onun da söylediği önemli bir nokta var. Yani insanın kendisi için neyin iyi olduğunu bilmesi için dışarıdan herhangi bir otoriteye hiç gerek yok. Hatta bu özgürlüğünün yok edilmesidir filan diyor. Dolayısıyla böyle bir şey. Neyse ama burada kastedilen diyeyim etik farklı bir etik. Aristotelesçi kabaca diyebileceğimiz bir etik diyeyim. Evet. Dolayısıyla Polanyi biraz da belki Marx'ın tarihsel materyalizmine karşı olarak bir Weber'ci ideal tipleme olarak bütünleşme biçimlerinden bahsediyor. Forms of integration. Bütünleşme biçimi dediği şey insan ve çevresi arasındaki kurumlaşmış etkileşimin adı. Sosyal ilişkileri yerleşmiş olan işlevsel devrimler serisi. Kurumlaşmışlık iki unsurun bileşimi. Bir tanesi operasyonel açıdan şeyler arasındaki etkileşim, metalar diyelim isterseniz. Öbürü de sosyolojik bakış açısından insanlar arasındaki etkileşimi dikkate alıyor. Ve dolayısıyla bu bütünleşme biçimleri ya da işlem modları Alan Sears'ın dediği üzere belirli bir toplumda ekonominin organize edilme biçimlerine göndermede bulunuyor. Ve Polanyi'nin tarihe bakışı da tam böyle. Yani tarihte aslına bakarsanız çok az sayıda bütünleşme biçimlerinden söz etmek mümkün. Esas olarak mesela büyük dönüşümde dört bütünleşme biçiminden söz ediyor ama daha sonraki çalışmalarında bu hanecilikten vazgeçiyor. Ve haneciliğin aslında karşılıklılık ilkesinin daha basit bir örgütlenmesi olduğunu söyleyerek ikisini birleştiriyor. Yani hanecilik tam işte Aristoteles'in ya da Homo economicus, Oikos Nomos, Xenophon'un kitabında ortaya koyduğu hikaye. Önemli olan Aristoteles etiğinde zaten bu kendine yeterlilik, öz yeterlilik, otarşi son derece önemli. İnsanın kendine yeterli olmasının tek yolu polisin kendine yeterli olması. Bu da zaten iktisadi faaliyetin bu amaca yönelik olarak gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla haneciliği belki bir kenara koyarak üç taneye indirgemek mümkün. Yani bütün insanlık tarihinde üç tür iktisadi faaliyetin örgütlenme biçimi var. Hem sosyal örgütlenme açısından. Şeydeki iktisat toplumdaki yazında dört demişsin ama hanecilikten bahsetmemişsin. Üç taneden bahsetmişsin. Onu da bu arada belirtmiş olayım. Hiç farkında değilim. Yani işte o Evet. karışıklığın kaynağı burada. Ben de dördü arıyorum sürekli. Ah, Şimdi dördüncü gördüm. bu. Şimdi Hanecilik. gördüm dördü. Householding ama dediğim gibi sadece büyük dönüşümde bundan bahsediyor. Öbür Evet. Trade and Markets in Early Empires'da Evet. buna ya da sonraki Livelihood of Man kitabında bunlardan söz etmiyor. Gerçi o son kitabı toplama kendi yazdığı değil. Değişik yazıların bir araya getirilmesi. Üç tane. Bir tanesi karşılıklılık, mütekabiliyet. Bilmiyorum bunun hani daha iyi bir Türkçesi olabilir belki. Reciprocity. Bu tabloyu Severs'ın kitabından aldım. Severs'ın bir kitabı var. The Collapse of Market Capitalism diye 1949'da yayınlanmış. Tümüyle Polanyi'nin ilk eleştirilerinden bir tanesi aslında. Severs benim hocamdı şeyde Utah'ta. Benim tez jürimde de vardı. Hani o yüzden kendime yakın hissettiğim yazarlardan bir tanesi. Çok bilinen biri değil ama o kitap gerçekten Polanyi'yi anlamak bakımından ilk örneklerden bir tanesi ve çok önemli bir şey. Kitap diye düşünüyorum. Neyse. Karşılıklılık, reciprocity işte daha çok belki cemaat tipi örgütlenmelerde işte polis tipi ya da büyük imparatorlukların ortaya çıkmasından önceki dönemlerde geçerli olabilir. Ama hala günümüzde de etkileri var. Mesela hediye alışverişi böyle bir şeydir. Yani hediye alışverişinde insanlar birbirlerine o
Bağlanmışlık duygularını duyumsamak için hediye verirler. Karşılıklı olarak birbirlerinden çıkar bekledikleri için değil. Hani bu da bir değiş tokuş ama eşitsiz diyebileceğimiz değiş tokuş biçimi. Yani şöyle örnekler var işte antropoloji, Polanyi'nin de söz ettiği. Mesela bir adada, Trobriand adasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Birisi size bir iyilik yaptığı zaman, herhangi bir iyilik ya da hediye verdiği zaman sizin de karşılığını vermeniz gerekiyor ki reciprocity bu demek tam olarak. Ama bu karşılığını vereceğiniz kişi ya da iyilik yapmanız gereken kişi aynı kişi değil, o kişinin anne tarafından bir akrabası. Yani kurumsal ve toplumsal ilişkiler önemli bu. Dolayısıyla hani piyasa değişimle mübadelelerinde iki taraf vardır. Eşit bir değer değiş tokuş edilir. Ve sonuçta iki kişi karşılıklı olarak bu ilişkiyi ya da iki taraf her neyse gerçekleştirir. Ama insanlık tarihinde değişik biçimleri bunun var. Karşılıklılık ilişkisi işte günümüzde de diyelim karşılıklı yardımlaşma ya da hediye değiş tokuşu. Böyle bir şey hani düğünlerde takı takılıyordu en azından eskiden, şimdi biraz daha zor. Şöyle bir şey düşünürüz değil mi? Mesela ben zenginimdir işte... Yoksul birinin düğününe giderim. Dolayısıyla benim zenginliğimle orantılı bir takı takmam beklenir. Ama öte yandan da o yoksul kişinin de ileride başka bir zamanda işte benim düğünüme gelip bir hediye takması ama ille de benimkiyle eşit değerde bir hediye takması da beklenir, değil mi? Hani bu karşılıklılık ve burada geçerli olan ilişki Sievers'a göre diyeyim simetri ilişkisi. Ama dediğim gibi ille de bu değiş tokuş karşılığını verme deyim yerindeyse ilişkisi aynı kişiler arasında gerçekleşmek zorunda değil. Genellikle akrabalık ilişkileri burada önem kazanıyor. Öbürü yeniden dağıtım ilkesi, redistribution, ki bu merkezilik düşüncesine dayanıyor. Daha doğrusu bir merkez var. Bu merkez dediğim gibi bir imparatorluk merkezi olabilir ya da Mezopotamya'daki yine kent devletlerindeki gibi tapınak olabilir. Bu merkez vergi yoluyla artığı topluyor ve gerektiğinde bunu yeniden dağıtıyor. Yani günümüzün o refah devleti ya da sosyal devlet ilkesi biraz da bu redistribution ilkesine dayanıyor ki özellikle Polanyi'nin refah devleti savunucusu olduğunu düşüncesi biraz da bu ilkeye dayanıyor. Redistribution ilkesi ve piyasanın yerini aslında en azından toplumu ya da insanı koruyan bu tür mekanizmaların, merkezi mekanizmaların olması gerektiğini düşünüyor. Bu hani Nurdan Hanım'ın sorduğu piyasa ekonomisi, merkezi tahsis ekonomisi ve takas ekonomisi ayrımı da aslında büyük ölçüde buna karşılık geliyor. Yani öbür tarafta da zaten piyasa mübadele ilişkisi var. Ama burada tabii piyasa diğerlerinden son derece farklı, radikal olarak farklı. Diğerleri bütün tarihte az buçuk görülebilir. Hatta belirli bir toplum modelinde, toplum içerisinde pardon, üçünü birden görmek de mümkündür. Ama bunlardan bir tanesi hakim şeydir, konumdadır. Yani bu Marksistlerin sosyal formasyon dediği farklı üretim tarzlarının bir araya gelip eklemlenmesi, bir tanesinin hakim olduğu düşüncesi biraz burada da var. Yani işte Osmanlı İmparatorluğu diyelim yeniden dağıtım ilkesinin geçerli olduğu bir imparatorluktu ama karşılıklılık ve mübadele ilkeleri de piyasalarda bir şekilde şey yapılıyordu, varlığını sürdürüyordu ama toplumsal ve iktisadi faaliyetin kontrol edilmesi bakımından hakim olan ilke yeniden dağıtım ilkesi ve onun gerisindeki ya da bunu düzenleyen merkez idi. Dolayısıyla Polanyi'ye göre aslında başka da bir şey yok, seçenek pek yok. Yani yeni bir toplum tırnak içinde kurmaya başlarsanız en azından bunlardan bir tanesini benimseyeceksiniz. Belki sosyalizmi de işte nasıl tanımlarsanız yine yeniden dağıtım ilkesine dayandığını söylemek mümkün. Hani karşılıklılık ilkesi biraz daha az tırnak içinde karmaşık topluluklarda, ilişkilerin daha yüz yüze olduğu topluluklarda geçerli olduğunu söyleyebilirsiniz. O yüzden hani sosyal güvenlik sistemini örneğin zekat müessesesi üstüne kuramazsınız günümüz toplumlarında gibi düşünmek belki mümkün. Dolayısıyla Polanyi'nin aslında sonraki özellikle çalışmalarında göstermeye çalıştığı şey de bu. Yani insan
iktisadi bir varlık değil. İktisadi faaliyetin gerisinde de açlık korkusuyla kazanç Hocam şeyi yok. bir önceki slayta gider misin? Bir şey soracağım. Şimdi Buyurun. bu karşılıklılık, yeniden dağıtım, mübadele, tabii kapitalizmde yani hepsi var ama sonuncusu öne çıkıyor diyoruz, değil Doğru. mi? Doğru. Doğru. Şimdi sonuncusu öne çıkarken şeyin azalması, yani karşılıklılık ve yeniden dağıtımın liberal devlet anlayışında göreceli olarak azalması lazım. Şimdi bu hediye şeyi, yani ne diyelim, çocuk doğuyor, onun doğum töreni, bilmem ne oluyor, yaş günü töreni, bilmem ne oluyor, işte bilmem ne töreni, bilmem ne töreni, sonra yok evlilik yıl dönümü töreni şeyi, tanışma günü, bilmem ne günü, bunlar hepsi şeyde ve artan bir şekilde şeyde, değil mi? Özellikle işin meriç tarafına girersek oralarda artan bir şekilde devam ediyor. İşte çocuklarda işte şey, yani mesela bu şeyde olmayan, yani benim çocukluğumda geçtiğimde orta yaşlarında rastlamadığım yeni yeni şey, son zamanlarda belki küreselleşmenin, internetin falan etkisi, Amerika'daki falan bazı şey, ritüellerin falan da Türkiye'ye nakledildiğini görüyorum. Yani böyle Doğru. Doğru. artan bir şekilde. Dolayısıyla burada bir şey yani aynı şekilde belki de biçim değiştirerek efendim bunun bir devam ettiğini yani armağan ekonomisi. Ama onun bir karşılığı var tabii. Ve karşılıkta da bazen de tabii o potaş kültürünü şey yaparsak, Doğru. yani simetri de o olmayabiliyor. Öbürüsü işte büyük altın getirdiği zaman sen orada garibansan onu götüremiyorsun. Ona saygı gösteriyorsun. Patron gelmiş, patron şey Doğru. yapıyorsun. Dolayısıyla ona bağlılığın artıyor. Dolayısıyla bağlılık karşılıklık oluyor. Yani hediyenin kendisinden ziyade, yani o hürmet göstermek, saygı göstermek Doğru. bunu ifade ediyor. Dolayısıyla yani burada yani azalmadan ziyade tam bir artma var özellikle. Yani veyahut Anladım. en azından azalma yok göreceli olarak diye ben yani birkaç arkadaşımı da yani doktora da bu konularda çalıştırıyorum yani şey olarak. Dolayısıyla onun için de bilgilerim de yani şey olarak da biraz da kafa yorduğum bir alan. Anladım. Ne dersin yani böyle şeye? Şimdi bu Bir ilginç de bir şey hakikaten. Yani belki bir şey de söyleyeyim. Şimdi yeni bir kitap sayılır. Yani 2016'da yayınlanmış. Invisible Hand diye bir kitap. Belki görmüşsündür. Twitter'da falan da paylaşmıştım. Mesela diyor ki Irak'ta 500 ile 1000 arası, yani burada bir piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir ekonomi vardı Irak'ta. Yani piyasa şeysi. Sonra işte 500'den böyle bir 800 lira doğru, yani 800'lerde falan böyle pik yapıyor. Sonra işte azalmaya başlıyor. İşte yani belki işte politik kurumlar, dini kurumlar falan daha başat olmaya şey yapıyor. Ve bir anlamda mübadele azalırken öbürleri artmaya başlıyor. Yani yani bu da işte ekonomik alan diğerlerini azaltıyor falan diye bir çıkarsama vardı ya, yapıldı yani Polonya şeyinde. Burada bence özellikle karşılıklılık açısından olaya yaklaştığımız zaman yani yeniden dağıtım zaten her zaman gündemimizde, özellikle işte bu Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri şeyini falan da şey yapıyoruz. İlle bunun yeniden dağıtımın adil olması da gerekmez. Belki Çin usulü falan da düşünebiliriz. Yani biri yükselirken diğeri azalıyor şeyi biraz burada biraz düşünülmesi gerekir gibi geldi bana. Yok, doğru. Hani tarihte farklı şeyler görmek mümkün ama
Bence en azından Polanyi'nin düşüncesine göre bir şey kesin. Kapitalizm ya da piyasa sistemi geldiğinde bütün diğer her şey dönüşmek zorunda. Yani kapitalizm doğrudan doğruya hayali metaların işleyişine, yaratılmasına dayanan sisteme baktığınızda artık diğerleri belki bir ne diyelim aksesuar niteliğini indirgenmek zorunda. Şimdi bir tanesi bu söyleyeceğim. İkincisi de birazdan geleceğim nokta. Piyasanın sürekli kendi alanını genişletme eğilimi var. Yani hayatın her alanını dönüştürüyor. Bu sizin biraz önce verdiğiniz örneklerde aslında biraz öyle bakmak lazım. Yani bir de tabii sosyal medyanın da etkisi var ister istemez. Orada da benim açıkçası ilk aklıma gelen bu görüntü toplumu kitabı. Debord'un yani kapitalizm ilerledikçe aslında spektakl görüntüler giderek gerçekliğin yerini alıyor falan gibi bir iddiada bulunmak da mümkün ki sosyal medyanın getirdiği şey de o zaten. Bu tabii çok daha derin bir tartışma meselesi. Asıl sorun bence şey hani kapitalizm geldiğinde bütün dünyayı değiştirdi ve kapitalizmin genellikle hani modernist literatürde göz ardı edilen çok önemli bir tarafı var bence ki onu bugünlerde daha yakından yaşıyoruz, görüyoruz. Kapitalizm son derece esnek bir sistem. Yani kapitalizm sürekli olarak her bulduğu diyelim tırnak içinde ilişkiler ağını ille de yok etmek zorunda değil. Kimi zaman onları dönüştürüp kendine eklemlendirmeyi de başarıyor. Ve dolayısıyla aslında bu tür cemaat tırnak içindeki ilişki tipi ilişkilerin bile kapitalizmin ilerlemesi bakımından önemli olduğunu söylemek mümkün. Hani klasik kalkınma literatüründe genellikle hani neydi? Bir modern sektör var, geleneksel sektör var. Geleneksel sektör zaman içinde ortadan kalkacak. Biraz da Weberci diyebileceğiniz bir bakış açısı. Giderek modernite ağırlık kazanacak ama modern olmayan tırnak içinde modernite öncesi ilişkiler ve kurumlar, örüntüler aslında kapitalizmin kendini yeniden üretmek için gayet rahatlıkla kullandığı nitelikte örüntüler haline de geliyormuş gibi geliyor. Özellikle küreselleşme tırnak içinde dönemindeki kapitalizmin gelişimine baktığınız zaman zaten hani tezimde de biraz bundan söz ettim. Evet. Tabii o zaman biraz Bu daha az görünürdü. sohbetin başında cemaat cemiyeti konuştuk. Sosyal medyada aslında yeni cemaatler yaratıyor gibi bir takım Kesinlikle, şeyler var. kesinlikle doğru. Bu ara Belki bunlar şey. Feyza senin verdiğin kitabın şeyini şey yapmış. Gösteri toplumu diye Gösteri, şey evet. yapmış. Tamam, Gösteri doğru. toplumu diye. Gösteri Sağ toplumu. olsun arkadaşlarımız anında müdahale ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Zaten öyle de istiyoruz. Bu kitap yani 67-68 falan gibi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Evet. bu hakikaten çağının ötesinde olan bir kitap. Evet. Bugün ne görseydi neler derdi bilmiyorum. Belki Ragıp Hoca o konuda bize daha fazla şey söyleyebilir. Neyse. Evet. Yani diyeceğim biraz o ki bu tam da aslında Polanyi'nin bu ikili devinim, çifte hareket kimi zaman deniyor. Dediği şeye karşılık geliyor. Şimdi piyasa sisteminin istikrarsız, piyasa toplumunun giderek istikrarsız olmasına yol açan tam da bu ikili devinim. Yani bir tarafta bir piyasa var. Piyasanın genişlemesinden çıkar sağlayan sınıflar var. İlle de dediğim gibi burjuvalar, büyük burjuva vesaire olmak zorunda değil. Serbest ticareti yöntem olarak kullanan ekonomik liberalizmin benimsendiği bir genişleme var. Yani bu şu demek piyasa sürekli olarak toplumun geri kalanını Polanyi'nin kullandığı terimle kendi egemenliği, kendi boyunduruğu altına alma eğiliminde olan bir sistem. Yani aynı zamanda dönüştürüyor. Yani bunun içinde ne var? İşte aile var örneğin, din var isterseniz, sanat var ya da işte eğitim var. Sonuçta piyasanın egemenliği altına girdiğinizde ister istemez piyasanın kurallarına göre oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yani eğitim diyelim eskiden şeydi değil mi? Daha kamu malı niteliğindeydi tırnak içinde iktisatçılar dediği gibi. Şimdilerde artık özel mal olduğu konusunda neredeyse kimsenin kuşkusu kalmadı. Dolayısıyla piyasanın böyle bir eğilimi var. Her türden tırnak içinde insani olanı ya da sosyal olanı
kendisi dönüştürüyor. Hani bu sizin verdiğiniz örnekler belki de bu bağlamda okunabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta orada hem bir kendini gösterme, kendini ortaya koymak meselesi var ki o psikiyatrik de bir sorun muhtemelen. Hemen Freud ve Erich Fromm insanın aklına geliyor böyle durumlarda. Bir yandan da sürekli olarak işte aslında kendi kendimizi ortaya koymak gibi bir derdimizi çare oluyor. Tabii giderek artık bu Weber'in dediği gibi sosyal medyanın demir kafesi içerisinde sıkışmış durumdayız artık. Neredeyse varoluşumuzu ona bağlamış durumdayız. Ama öte yandan da şey var. Bu piyasanın gelişmesine karşı insanlar direniyorlar. Bu protective counter movement, koruyucu karşı hareket dediği Polanyi'nin. Bunun aslında bir ölçüde spontane olduğunu söylemek mümkün. Yani insanlar bunu planlı olarak şey yapmıyor. Hatta şöyle de bir laf ediyor büyük dönüşümde. Laissez-faire planlıydı ama buna karşılık koruyucu karşı devinim plansız kendiliğinden spontane olarak gelişti. Buradaki temel amaç da piyasanın genişleyişini engellemek. Yani bunun içerisinde örneğin toprak sahibi sınıfların çabası da var İngiltere'de. Hatta Polanyi hani o Marx'ın çok övdüğü 10 saat çalışmayı 10 saatle sınırlandıran yasanın aslında toprak sahiplerinin çabasıyla geçirildiğini söyler. Dolayısıyla hani piyasanın genişlemesi ve dönüştürülmesi konusunda o yıkıcı etkilerinin karşısına çıkmak bakımından insanlar ellerindeki her türlü aracı kullanıyorlar ve bu tek bir sınıfa da bağlı değil. Yani bunun içerisinde şey de var. Politik partiler ya da politik organizasyonlar ve en önemlisi sendikalar filan da var. Yani temel sorun aslında insanların o kendi sosyal varlık olma özelliklerini, kendi bağlanmışlık duygularını yaşayabilecekleri, duyum sağlayabilecekleri ve böylelikle birlikte güçlenecekleri cemaatleri tırnak içinde yaratmak. Hani Marx'ın kalpsiz dünyadaki sığınaklar dediği, hani dinden bahsederken söz ediyor ama bunu genelleştirmek mümkün. Bu Christopher Lash'in çalışmalarında özellikle öne çıkan bir tema. Yani aile mesela eskiden insanın sığınabileceği, en azından dış dünyadan kendini soyutlayabileceği bir şeydi. Ama artık günümüzde ailenin kendisi de kapitalizmin hatta kendisini yeniden üretmesi için kullanabildiği bir araç haline geldi. Ve insanlar bunun farkında oldukları için bir şekilde direniyorlar. Bugünlerde yaşanan da belki biraz o. Yani yeni cemaatler ya da belki hatta sahte cemaatler Hobsbawm'ın deyişiyle yaratmak mümkün. Yani cemaatin içerisinde güvendeyiz. İşte bağlanmışlık duygularını yaşıyoruz. Ama bazen bu cemaatler de iktisadi olarak da işe yarıyor değil mi? Yani kendi kardeşimizle iş yapmak varken niye yabancılarla yapalım falan gibi bir bakış açısı da var. Yani diyeceğim bu iki devinimi birbirinden ayırmak o kadar da kolay değil bir. İkincisi bu karşı devinim ille de tırnak içinde ilerici olmak zorunda değil. Zaten Polanyi'nin iddiası da o. Faşizmin ortaya çıkışı aslında bu koruyucu karşı devinimle birlikte gerçekleşti. Yani insanlar bir şekilde piyasaya direnmeye başlıyorlar. Piyasanın genişlemesine özellikle işte bu tür cemaat yapılarını öne çıkarıp. Ama bu aynı zamanda örneğin toplumdaki işte ırkçı ve faşist düşünceleri de canlandıran bir etki yapabilir. Ve dolayısıyla aslına bakarsanız son derece yine tırnak içinde gerici biçimlerde alabilir. Yani sonuçta piyasanın genişlemesine her karşı çıkış ille de toplumu daha ileriye ya da sosyalizme tırnak içinde götürecek diye bir koşul yok. Faşizme de götürebilir. Zaten işte biraz önce söylediğim gibi faşizmin ortaya çıkmasının nedeni işçi sınıfının yarattığı tehdit aslında. Sistemin işleyişinin engellenmesi bakımından. Yarattığı tehdide karşı özellikle daha paramiliter unsurların ön plana çıkarılarak ki bunun toplumsal temeli genellikle köylüler. Doğu Avrupa'da özellikle. Böylelikle aslında piyasanın işleyişi önündeki engellerin ya da toplumsal muhalefet biçimlerinin ortadan kaldırılmasına dayanan bir çözüm faşizm. Bu bakımdan hani Marksist faşizm tanımlarından çok da farklı değil. Polanyi'nin bir tek eleştirilebilecek noktası belki şu, daha mesele yani rekabetin ortadan kalkması ve giderek
eksik rekabet ya da monopollerin gelişmesiyle bu sürecin el ele gittiğini söylüyor. Ama temel ana fikir esas olarak şu, yani piyasa kendi kendine hiçbir zaman işleyemiyor. Çünkü dışarıdan yani politik alandan sürekli müdahaleler var. Bu müdahaleler piyasanın işleyişini zorlaştırıyor. Bu zorlaştırdıkça tabii çıkarlar bakımından sorunlar ortaya çıkıyor. Yine politik alanda yansımasını buluyor. Bu politik yansımalar giderek tekrar farklı ya da aynı türden müdahalelerin keskinleşmesine yol açıyor. Dolayısıyla eninde sonunda bu baskı özellikle de piyasanın dayandığı o kurumsal yapının içerisindeki var olan kurumsal gerilimlerle birlikte piyasa sisteminin çöküşüne işte Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren yol açıyor. 1930'larda esas olarak çöküş ama en azından liberal dönemin Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bittiğini söylemek de çok yanlış olmayabilir. Dolayısıyla Polanyi'nin şeyinde bir çöküş tırnak içinde mekanizması da var sosyal teorisinde. Beni daha çok ilgilendiren taraf orası. Yani ikili devinime değişik düzeylerde ele almak mümkün. Bunlardan bir tanesi Polanyi'nin vurguladığı kurumsal düzey özellikle. İşte bu kurumsal yapıda zaten var olan gerilimleri daha da ağırlaştırması ve bunun da temel yolu aslında sınıfları mücadelesi ve sınıf mücadelesinin kendini gösterdiği bir arena olarak devletin kendisi. Yani devlet aynı zamanda hem sermaye birikiminin önünü açmak gibi bir derdi vardır. Niye? Çünkü kendi varlık nedeni bile buna bağlı, vergiler vesaire. İkincisi ama aynı zamanda devlet bütün toplumun temsilcisi olma iddiasıyla işte toplumun refahını filan gözetmek durumundadır. Bu Habermas'ın meşruiyet krizi dediği şeyin temelinde de zaten bu vardır. İşte 1970'lerde o devletin mali krizi temasının gerisinde de böyle bir bakış açısı var zaten. Dolayısıyla aynı devlet bir yandan piyasanın gelişimini sınırlarken öte yandan da bu gelişimi özendirmeye, canlandırmaya da çalışır ki bu kapitalizmin tarihinde değişik dönemlerde farklı işlevler öne çıkmış. Yani refah devletinde daha çok bir şekilde bu yıkıcı etkilerin sınırlandırılması temel alınmışken bugünlerde neoliberal diye görülen bugünlerde aslında piyasanın önünün açılması hatta benim deyişimde biraz metaforik olarak tabii toplumun bu kez kendisinin piyasaya yerleştirilmesi gibi bir çabadan da söz etmek mümkün. Dolayısıyla sınıfsal mücadele ve devlet içerisindeki gerilimlerde yani devlet monolitik bir bütün değil aslına bakarsanız tek bir ajan ya da eğleyen değil, tam tersine bir sosyal arena olarak da görebilirsiniz ve sadece sınıflar değil, kesimsel alt kesimler toplumun da kesinlikle önemli bu çabada işte faşizmin yükselişinde köylülerin oynadığı rol gibi. İdeolojik düzey özellikle bugünlerde önemli işte medyanın da sayesinde. Polanyi bundan çok bahsetmiyor ama bence boyutlarından bir tanesi de bu. Dolayısıyla gene Sivers'ın verdiği şeyle piyasa sistemi 1929'dan itibaren şey ama aslına bakarsanız işte 14'ten itibaren zaten altın standardı sistemi askıya alınmış. 1931'de İngiltere nihayet kesin olarak vazgeçti. Savaştan sonra geri dönmeye çalıştı. İşte Keynes'in vurguladığı noktalar vesaire. Gerilim, işte barışın bozulması, çöküş ve sonuçta işte ani dönüşüm, büyük dönüşüm, faşizmin ortaya çıkışı Polanyi'nin anlattığı hikaye aşağı yukarı böyle. Hocam zannediyorum yani şeyi 2 saate yaklaşıyoruz. Birçok açıdan ele aldık. Bir güncelleme yapalım. Yani güncelleme derken bugüne ne kaldı? Sonra belki locadaki hocalarımız sabırsızlıkla bekliyor olabilirler. Bir son bölüme doğru bir giriş yapalım istersen. Bizim Olur. sohbetimiz bitmez. Biz 4 saatte konuşuruz bu işleri. Doğru zaten bana 2 saat daha lazım. Ben ama Sen anlatmaktım. tamam işte. Çünkü hemen hemen ana noktalara değindik zannediyorum. Değindik, değindik Ama zaten. Hani, değinmedik bir şey varsa tabii ki değinebilirsin. yo Ama bugüne ne değinmedim ki. Yani kaldı? bu da hani
Böyle bir şey de hazırlamıştım bu daha önceki yazılarımdan bir tanesinde. Hani Marx, Weber ve Polanyi, hatta belki Schumpeter arasında kavramsal olarak yakınlık var. Dediğim gibi bu Alman geleneğinden de kaynaklanıyor. Şimdi bugüne ne kaldı meselesi? Biraz şuradan, bunu daha önce de özellikle İktisat Toplum dergisinde yine yayınlanan bir yazımda söyledim. Yani refah kapitalizmi işte 1970'lere kadar sürdü. Refah devleti, ama bence hani faşizm gibi bu da kapitalizmin işleyişi için bir çözüm, tırnak içinde. Hani faşizm ne kadar şiddete dayanıyorsa refah devleti de belki bir ölçüde işte daha barışçıl, sosyal sözleşmeye dayanan, yani büyük sermaye grupları, büyük sendikalar özellikle Amerika'da ve devlet arasındaki bir uzlaşı diyelim mi dayanıyor. Ama burada da pardon, kurumsal yapının dönüşümü söz konusu olsa da bu kurumsal yapı aslında kapitalizmin o iç çelişkilerini ya da gerilimlerini, kurumsal gerilimlerini ortadan kaldırmış gözükmüyor. Zaten 1970'lerden itibaren işte üretim ordu sisteminin çöküşü, petrol krizi falan derken bu aşamanın döndüğünü söylemek mümkün. Bugünlerde küresel ya da işte neyse, bu benim şeyim, yani hani ille de böyle olmak zorunda değil. Bunu üzerine ciddi ciddi düşünmem lazım ama pek de vakit bulamadım açıkçası. İşe yarar mı onu da bilmiyorum. Yine hani bu Polanyi'nin matrisiyle meseleyi anlatmak belki mümkün. Piyasaya tekrar geri dönüş var. Önü kesilmeyen piyasa reformlarına dayanan ve artık devletten beklenen daha iyi yönetişim, tırnak içinde işte piyasayla, özel kesimle ya da NGO'larla ilişkiyi sürdürerek meseleyi iktisadi alandan çıkıp belki daha çok sosyal alandaki kolaylaştırıcı rolünü benimsemesi. Küresel anlamda şu anda finansal bakımdan işler çok iyi gitmiyor. Özellikle 2008 krizinin ardından hala bu aralar bir sistemden söz etmek de çok mümkün değil. Uluslararası düzeyde de aslına bakarsanız refah devleti dönemindeki gibi bir şey yok. Uluslararası dengeyi sağlayacak bir mekanizma yok. Hani ne kadar mekanizma sayılır ama soğuk savaş en azından böyle bir barış sağlama, yılgı dengesi, korku dengesine dayansa da potansiyeline sahip de şimdilerde. Çok kutuplu denen dünyada işte Amerika bir yanda, Çin bir tarafta, Avrupa ne olacak belli değil filan derken böyle bir şey var. Tabii piyasanın yarattığı en büyük sorun bugünlerde ana akım iktisatçıların da sürekli vurguladığı eşitsizlik ve yoksulluk meselesi. Ve siyasal alanda bu çok kültürlük, özellikle işte küreselleşme retoriğinde çok önemli bir yer tutan postmodernist düşünceyle birlikte sunulan işte Mao'nun değişili yüz çiçek açsın, yüz düşünce yarışsın filan gibi bir bakış açısı, insanlar birbirini anlayarak vesaire saygı göstererek şeyi bulacaklar ama aynı zamanda da giderek yükselen sağ ya da otoriter ya da sağ popülist yönetimleri, yabancı düşmanlığını, ırkçılığın gelişimini filan da görmek mümkün. Dolayısıyla devlet artık bu barışı tırnak içinde sağlama rolü konusunda daha fazla zorlanıyor gibi gözüküyor ya da en azından şiddete abanma eğiliminin biraz daha arttığını söylemek çok da yanlış olmayabilir. Küresel anlamda dediğim gibi şey var ve bu yeni orta çağcılık denen düşünce hani büyük ulus devletin yerine daha küçük birimler benzetme yoluyla işte lordluklar vesaire türü şeyler ortaya çıkabilir. İşte çok kültürlülük, çok hukukluluk vesaire gibi şeyler aslında sosyal bakımdan istikrarda tehlikeye atabilecek şeylerdir. Şimdi Polanyi'den ne kaldı deyince benim aklıma gelen bir bu var, bir de işte daha önce söylediğim şey. Yani kapitalizm aslında biz Marksistler de dahil olmak üzere biraz küçümsüyoruz kapitalizmin ne kadar esnek ve dönüşme ne kadar açık olduğu. Tabii şunu sormak mümkün. Hani
19. yüzyıl kapitalizmi, refah devleti ve bugüne baktığınızda hakikaten kapitalizmin aynı kaldığını söylemek mümkün müdür, değil midir? O tabii ayrı bir tartışma konusu ama en azından kurumsal dönüşüm konusunda çok da başarısız görünmüyor kapitalizm. Yani işte otomatik Marksizmin, Russell Jacobi'nin deyişiyle dediği gibi hani sınıf mücadelesi artacak, efendim işte krizler olacak, otomatik olarak krizlerin sonucu bu keskinleşecek, devrim olacak falan falan diye olmuyor. Tam tersine işte kapitalizmin böyle neredeyse küresel anlamda sarkaç eğretilemesi kullanılabilecek biçimde gidiş gelişler yaşadığını söylemek bile mümkün. Yani 19. yüzyılda liberal, şimdilerde o liberal yöne tekrar geri dönüyoruz ama ikisini aynı tutmak tabii çok kolay değil. Yani ama Polanyi'den benim öğrendim ya da öğrenmeyi istediğim diyeyim. Hikaye bu. Yani piyasa aslında son derece esnek ve insan yaşamının her boyutunu kendi egemenliği kendi boyunduruğu altına alma eğiliminde olan bir sistem ve bu da tabii insanın aslında o sosyal varlık olma özelliğini önündeki en büyük tehlike ya da kendi kendisini gerçekleştirmesi diyeyim genel olarak ve bu yüzden de aslında piyasa sisteminin aşılması gerekiyor. Hani sosyalizm insanlık için hani şeyin Rosa Luxemburg'un dediği gibi belki sosyalizm ya da barbarlık gibi bir seçenek olabilir. Onu da gerçi Kautsky söylemiş son şeylere göre. Yani böyle bir şey olabilir ama bu sosyalizm dediğim gibi yine de Marksist, proletarya diktatörlüğü vesaire gibi olmak zorunda da olmayabilir. Yani Polanyi belki benim için önemli ama Polanyi'nin özellikle antropolojik ve tarihe yönelik çalışmaları bana biraz hani daha şey geliyor laf aramızda zorlama geliyor aslına bakarsanız hani ama tabii ekonomik antropolojideki gelişmeler konusunda çok da haberdar değilim açıkçası belki farklı yönlere doğru gitmiştir. İkincisi de işte refah devleti savunusuna indirgemekte bir ölçüde Polanyi'ye haksızlık etmek diye düşünüyorum. Çünkü Polanyi her şeyden önce işte insanın ahlaki, moral bir varlık olduğunu ve bu bakımdan aslında piyasa sisteminin insanın bu niteliğine yönelik bir saldırı, bir komplo olduğunu vurguluyor ve bayağı yüksek sesle bunu dile getiriyor. Bence de hiçbir şey olmasa bile Polanyi'nin bu söylediğini dinlemek gerekir diye düşünüyorum deyip bitireyim hocam. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Slide'ı Kaldırayım. kaldırabilirsin. Soru sormak isteyenler YouTube'dan yazabilirler. Yavaş yavaş toparlayacağız. Tabii locadaki hocalarımıza söz vermek istiyorum. Frankofonlar ne düşünüyorlar? Burada Asaf hocam. Buyur hocam. Değerlendirme konuşması da yeni bir sınav olmasın yalnız hocam. 2 saatte sundu. Bu Yok. 2 saatten şey yapmasın. İmkan yok çünkü acımızdan öldük yani şimdi saat 9'a 9:05 var. Yemek yiyeceğiz Evet. daha yemek hazırlayacağız. Onun için Evet. şey uzun bir sunum yapmak mümkün değil. Ama yani şey ve böyle daha fazla karşılıklı konuşabileceğimiz bir seans yap. Bunu Hüseyin'le yıllardır umut ediyoruz. Bir türlü ama maalesef beceremedik. Belki bu Zoom ortamında böyle bir şey yapabiliriz. Hep hayranlıkla dinliyorum daima Sağ olun. Estağfurullah. Hüseyin'i yazdıklarını da tabii aynı büyük keyifler okuduğumu da biliyor. Polanyi'nin gerçekten çok ufuk açıcı bir boyutu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de çok erken keşfedenlerdenim Polanyi'yi. Althusser kadar değil. Althusser bize böyle neredeyse 60'ların ortasında böyle şey tabii Sergio Hoca'nın da etkisi Frankofon da olmam sayesinde direkt La Pensée'den ilk makalelerini ama esas Bourbaki ilk kitabıdır. Onu Maspero'dan 60 herhalde 66 veya 67 Maspero'dan getirtip bu Marx'ı okuduğumu genç Marx, yaşlı Marx. Althusser biraz karışık bir iştir. Yani
Neticede bütün o sürecin amacı Stalin'in hümanist olduğunu kanıtlamaktır. Yani ilginç bir şeydir. Stalin niye o kadar çok adam öldürüyor? Çünkü hümanist. Yani Althusser hikayesi bayağı karışık bir hikayedir. O şey yapmayalım. Ona çok girmek istemiyorum ama şey, bu bir iki şey var. Birincisi tabii bu Batı Marksizmi ve Sovyet Marksizmi ayrımı son derece önemli. Bir tarafta çünkü devlet, öbür tarafta bir özgürlük ortamında. Yani Marx'ın projesini geliştirmeye çalışan insanlar var Batı'da. Yani Sovyetler, Doğu blokunun dışında o projeyi, ki Marx'ın kendi projesini bir yere götürmeye çalışan insanlar var. Öbür tarafta ise partinin ihtiyaçlarına göre teoriyi ondan sonra eğip bükmeyle uğraşanlar var. Dolayısıyla başka Marksizm de yok. Yani bir tane Marksizm var, o da Batı Marksizmi. Geri kalan da Marksizm demek, Marx'a da büyük bir haksızlık. Marksizme de çok büyük bir haksızlık. Bir takım aparatçıkların yönetim o anda ne istiyorsa. Bugün Türkiye'den biz bunlara alışıyoruz yani. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi görebiliyoruz. Bu şeyde şimdi benim şöyle esas, yani bence tartışmamız gereken, Ercan onu devamlı getiriyor, ben de Ercan'ı şey yapıyorum, tekliyorum hadi hadi diye, yani dönüyor dolaşıyor şey, hikaye geliyor, piyasa bir komplo mudur, senden hatırlıyorsun bunu, biz hatırlıyoruz, piyasa bir komplo mudur. Şimdi eğer komploysa çözümü çok kolay olmalı. Yani komployla mücadele etmek kolay. Tamam mı? Kaldırdığın anda piyasayı, demek ki o komployu yapanları ortadan ya siyasi anlama ya da Osmanlı'da o siyaset sözcüğünün kökeninde olduğu gibi Stalin'in anladığı şekilde fizik olarak da ortadan kaldırdığında sistemin şey yapması lazım. Yalnız şimdi ortada somut bir gerçek var. Bu meneti kaldırıyorsun, tekrar geriye geliyor. Kaldırıyorsun, tekrar geliyor. İşte Stalin, yani Sovyetler Birliği kaldırdı. Hikayesi malum. Çin, Mao, o da kaldırmıştı. Geldiğimiz yer ortada. Yani bu, burada benim itirazım baştan itibaren. Ya bu zaten netice itibariyle baktığın zaman işin düğümlendiği nokta geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Bütün de en sonunda piyasa. Senin de Hüseyin'in de şeyinde özel mülkiyetten çok esas, yani Hüseyin'in evet, karşısına hasım olarak aldığı, hasmı piyasa, husumet duyduğu olay piyasa. Şimdi dolayısıyla nedir yani 20. yüzyıl, 19. yüzyılda, 20. yüzyılda, 21. yüzyılda bugün geldiğimizde, yani bu işte tarım sonrası toplumların diyelim, insanın doğanın, doğada var olan doğanın kurallarını, doğanın kanunlarını, doğanın sağladığı imkanları daha aktif kullanması diyelim, değil mi? Yani teknolojideki, işte bilimde bir gelişmeye, netice itibariyle bir gelişme, bununla beraber gelen bir uzmanlaşma süreci var. İş bölümü var yani. İş bölümü ortaya çıkıyor, bir uzmanlaşma ortaya çıkıyor. Şimdi bu süreçte bizim bu piyasa dediğimiz ademi merkeziyetçi, ademi merkeziyetçi karar alma sürecinin ne tip, bu neler getiriyor ki topluma? Bunu pencereden kovuyorsun, kapıdan giriyor. Kapıdan kovuyorsun, pencereden giriyor. İkisinden kovuyorsun, şeyden ne derler, bacadan giriyor. Yani piyasayı anlamamızı, Hüseyin'e benim şeyim o, piyasayla özgürlük ilişkisini kurmamızı, yani ikisi arasında bir alaka var mı? Buna yönelmemiz lazım. Burada da geçmiş, yani eski büyük yazarların tabii bize çok önemli ipuçları sağlayacağı, ama biz onların görmediği bir şeyi yaşıyoruz ve görüyoruz. Onların bilmediği bir sürü şeyi biliyoruz şimdi biz. Ama her şeye rağmen bunu bugün içinde, bugün bildiklerimize yönelik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani genel çerçevede olayı öyle özetleyeyim. İş gelecektir, geliyor, dolaşıyor, piyasaya ne yer vereceğiz? Yani işte Ercan'ın piyasa sosyalizmi dediği, işte Darwin'u
Yeni Ercan sözünü etti. İşte bizden İhsat ve Arayış'ta yaptığı konuşmada Danimarka'yı İsveç'e örnek verdi. Dani Rodri'ye bakıyorum. Yeni, bu çok güzel bir Türket Adaman'dan. Tavsiye ederim onu. Bir söyleşisi çıkmıştı yani son derece böyle polisi oriented şeye baktığımızda. Orada da aynı şeyleri. Evet, söyleyeceğim bu ama bu çok önemli bir konu. Yani çok çok önemli bir konu. Hüseyin'in de bunu vaaz etmesi yani büyük avantajı. Çok güzel vaaz ettiğin için yani hakikaten tartışmayı derinleştirmek mümkün oluyor. Anlamlı bir yere. Bir diyalog kurma şeyi umudu ve o diyalogdan da hani şeylerin nedir o fikirlerin çatışmasından hakikatin değil mi kıvılcımı çıkar şeklinde yani böyle bir yere doğru gitme ümit veriyor. Ben de baştan beri hep bu şey yapmıştır. Evet yani çok acıktık. Onun için bir de bizi izleyenler de yemedi herhalde. Siz de yemek yemediniz. Dolayısıyla ben çok teşekkür ederim. Bunun devamını muhakkak yapacağız zaten. Hüseyin istersen bir de Rakip Hoca'yı dinleyelim. Olur hocam. Niye olur? Sonra sen ikisine de topluca cevap verirsin. Tamam. Cevap bir şey yok zaten. Yani. Değerlendirirsin. Bir saat alanda cevabım yok açıkçası. Şimdiden sonra. Yok. Rakip Hocam duyuyor musun bizi? Duyuyorum. Siz. Bu arada YouTube'dan da soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet Rakip Hocam buyurun. Benim şeyim resmim çıkmıyor. Neyse bir sorun oldu. Ama sesin geliyor herhalde. Hocam sorun ses yok. Ses geliyor. Önemli olan o. Evet. Vallahi ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim gerçekten. Zaten vakit çok geçti. Ben Hüseyin Hoca'nın bilgisine hayran oldum baştan beri, tanıdığımdan beri. Yani bu kadar çok bilgiyi nasıl toplayabiliyor, toparlayabiliyor, kafasına da şey yapabiliyor, yerleştirebiliyor. Her zaman yani hiç şeysiz, art niye şeysiz yani düşüncesiz falan çok açık olarak söylüyorum. Herhangi bir şekilde şey yapmıyorum yani. Antifraz dedikleri şeylerin Fransızların. Yani gerçekten hayran kalıyorum ve yalnız tabii yani bir yerden sonra o bilgi bütünü içinde kayboluyorum. Yani sorun o oldu her zaman benim için şeyle yani Hüseyin Hoca'yla çok şey öğreniyorum. Fakat bir noktada dan sonra ipin ucunu kaçırıyorum yani. Neyse. Ama bu benim bilgisizliğimden kaynaklanıyor. Yani şeyden kaynaklanıyor. Bu kadar yani bu şeyde bu söyledikleri ve yani gönderme yaptıkları kitapları falan filan şeyleri düşünürlerin ben onda birini doğru dürüst okumadım. Neyse. Buradan giderek bir şey söylemek istiyorum yalnız. Şeyle ilgili olarak ama bunu da zaten konuştuk Hüseyin Hoca. Yani şey Polanyi ile ilgili olarak. Yani çok böyle paldır küldür konuşacağım. Gayet tabii hepimiz okuduk Polanyi'yi ve son derece heyecanlanarak okuduk. Derslerimizde tekrar Polanyi'yi şey yaptık, açıkladık. Ve ne derece yani Polanyi'den giderek daha sonra Van Max Weber'i okuduk zaten ve yani Max Weber'i bir yerde ne kadar içermiş olduğunu da gördük falan neyse. Fakat bir şey var o da yani çok böyle gene işte vulgar, vulgar bir şekilde konuşacağım bir efelik var yani şeyde. Yani efelik derken son derece kapsayıcı kavramlara düşme ya da yönelme ve onlarla iş görme var. Mesela yani sadece şu piyasa yani neredeyse Hegel'e falan mesela çok şey yapıyor yani çok eleştirirler genelde. Yani neredeyse kötü bir Hegelcilik içine düşülüyor sanki. Yani piyasayı P diye büyük harfle yazdın mı bir şey değişmiyor aslında. Ve piyasa öncesi şeyi
toplum diye bir şey. Ben işte Claude Lévi-Strauss üzerine bir konuşma yaptım geçen de. Şeye gittiğinizde bu Bronislaw Malinowski'yi biliyorsunuz tabii Hüseyin Hoca. Yani orada insanların öyle yani piyasayı hiç bilmemeleri falan söz konusu değil. Başka türlü bir işin bir yerde Polanyi bir yerde bir kolayına kaçma durumu var ve bunu Brodel bunu yapmıştır yani altını çizmiştir. Bu bakımdan acaba bizim gerçekten gerçek üzerine bu kadar kolaylıkla konuşmayı bırakmamız gerekmiyor mu? Ya da en azından bir mesafe alarak, yani ben o yüzden ben tamamen mesafemi aldım diyeceğim neredeyse, metinlerle uğraşıyorum. Yani onun dışına çıkamıyorum. Yani Polanyi'nin şu metnini alıyorum. Mesela Hayek ile Marx arasında bir yaklaştırma olur dedim. Tavana sıçrattı o. Yani hangi Marx, hangi Hayek? Yani hangi metnin, evet, hangi Marx, hangi? Yani neyse bunu söyleyeceğim. Fakat gerçekten hayran kalıyorum yani konuşma her seferinde. Hocam sizin çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hüseyin'ciğim 5 dakika içinde toparlayalım artık. Bak hoca, Asaf hoca çok acıkmış. Yani bize de yemek ısmarlarsa çok seviniriz yani bu arada. Yani şaka, işin şakası. Evet hocam, bir hocaların değerlendirmesinde yaptın efendim. Soru gelirse iletirim. Şu anda soru yok. Teşekkürler de başka. 5 dakikada toparlayalım hocam. 5 dakikada. İstersen 15 dakikada toparla canım, sorun tamam, değil de. Bana yani, 15 dakika demeyin, sonra 2 saati gene bulabilir 5 dakika diyelim hocam. Tamam. Yani öncelikle iki hocamın da söylediği güzel şeyler için teşekkür ederim. Ben hak etmiyorum tabii bunları. İstediği yani Ragıp Hoca'nın yaptığını ben yapabilsem zaten başka bir iş yapmam. Hani bir metnin İngilizcesi, Türkçesi, Fransızcası, Arapçası filan derken öyle bir çaba içine girebilseydim, yani yapabilseydim bunu zaten yapardım. O yüzden değil, hani alçak gönüllü. Akif Hoca'nın bu mütevaziliğinden kaynaklanıyor. Doğru. Asaf Hoca zaten hani bir pirimiz. Pirimiz. Değil mi? Asaf Hoca beni her zaman aslında... Hocam sen Asaf Hoca deyince tabii 1970'lerdeki birikimdeki yazılarından falan hatırlıyorsun tabii. Yani toplum ve bilimdeki diğer yazılarını hatırlamıyorsun. Doğru. Yok ben hocam, yani Asaf Hoca beni her zaman şaşırtıyor. Bazen yapıyorum bir şeyden bahsediyorum. Bunu da bilmez artık falan diyorum. Ondan sonra o bana onun nasıl olduğunu, ne gibi sorunların olduğunu falan gayet güzel anlatıyor. Dolayısıyla hani kendini o kadar da büyük görmemek lazım. Özellikle böyle hocaların yanında diyelim. Hani sağ olsunlar, alçak gönüllü bir tavırla beni övdüler. Dediğim gibi bunu hak etmiyorum. Hani zaten kendilerinden hem Asaf Hoca'dan hem Ragıp Hoca'dan ben de çok öğrendim açıkçası. Öğrenmeye de devam ediyorum. Hakikaten yani Asaf Hoca'nın dediği gibi böyle hep birlikte bir araya gelsek, Zoom üzerinden konuşsak çok da iyi olabilir diye düşünüyorum ben de. Şimdi diyeyim, Ragıp Hoca'dan başlayayım biraz ters. Bu efelik meselesi konusunda aslında bence çok haklı hoca. Yani hakikaten şimdiye kadar çok düşünmedim bunun üzerinde ama efelik deyince yani deyim yerindeyse. Bu önemli bir şey, evet. Yani Marx için de söylerler, özellikle Marx'ın tarih çalışmaları konusunda hani sweeping generalization derler ya, böyle her şeyi bir kere de halleden. O Polanyi'de de var, özellikle tarihe yönelik ve antropolojik çalışmalarında ve tabii büyük dönüşümde ister istemez bir ölçüde şematik bir şey de bulmak mümkün ama öte yandan da Polanyi bir dönem bu derginin editörlüğünü yapmış ve hemen hemen her konuda yazısı olan da bir adam. Yani bilgi birikimi son derece geniş ve özellikle ayrıntıları sunma konusunda zaten büyük dönüşümde de onu görüyoruz. Son derece yetenekli. Yani bu ayrıntıların arasındaki
kırıntıları toplamak zaten Polonya için önemli. Daha doğrusu bizler için ya da benim için önemli. Benim geldiğim yerde ister istemez bir ölçüde tabii analitik olarak biraz daha şematik şey. Polonya'nın da özellikle ideal tipler geliştirmek gibi bir derdi olduğunu söylüyor. Hatta Max Weber'in terim, Max Weber'in biliyorsunuz, ideal tiplerinin aslında gereğinden fazla karışık olduğunu da söylüyor. O yüzden hani bu kendi bütünleşme biçimlerinin daha uygun olacağını filan da bir yerlerde söylüyor. Dolayısıyla şey, belki bu bunun bir, kendi seçimi ama hakikaten bu efelik konusu biraz şey, önemli bence de. Yani hakikatin kendisine o kadar kolay ulaşmak pek de galiba mümkün değil. O yüzden ben biraz da işte kafamı sürekli gidip bir yerlere vurmaya çalışıyorum. Yani şurada şu var, şunu da okuyayım, böyle de yapayım falan. Şimdiye kadar o hakikat denen şeyin yanından bile geçemedim gerçi ama en azından hani bu tür şeylerin ciddiye alınıp düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim hocama ama dediğim gibi hocanın yaptıklarının yanında benimkiler o kadar da önemli değil. Asaf hocanın söylediğine verecek bir yanıtım yok açıkçası. Yani bence de çok önemli. İster istemez oraya geliyoruz bir ölçüde. Yani benim biraz şeyim, hani Marx'ın kapitalizme yönelik ilişkisi biraz sevgi nefret ilişkisi gibi açıkçası. Yani bir yandan hayran, hem sermaye birikimini sağlama kapasitesi bakımından, hem de bence daha önemlisi kapitalizm çok doğru, aslında çok diğer doğru. Diğer tarihsel üretim tarzı ya da ne derseniz sosyal organizasyon biçimlerine göre insanın hem birey olması hem de toplumsal varlık olması konusunda bilince ulaşması ve dolayısıyla kendi kendisini özgürleştirecek, deyim yerindeyse yine Aristotelesçi anlamda belki, kendi kendisini gerçekleştirecek koşulların yaratılması bakımından hakikaten önemli bir adım. Dolayısıyla hani Marx'ın bir derdi galiba liberalizmin başlattığı ama yarıda bıraktığı, vazgeçtiği sonra sorunsalı bir çözüme kavuşturmak, yani özgürlük meselesi. Hani liberalizm bir sürü şey konusunda haklı, doğru, hem birey özgürlüğü bakımından hem de toplumsal özgürlüklerin yaratılması bakımından. Ama Marx'a göre bu özel mülkiyet vesaire işte bu işin önündeki en büyük engel, özellikle işte yabancılaşma ve fetişizm meselesi bakımından. Hani bunu çözmek o kadar da kolay değil. Hani Marx'ın gerçekten de sosyalizm konusunda söylediği çok da fazla şey yok. İşte bir takım formüller var. Gotha programının eleştirisinde filan anlattığı. Onları da hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamadım zaten ne olduğunu. İşte bir takım formüller var ama onlara dayanıp bir toplum kurarsanız belki de Stalin'in ya da Mao'nun geldiği yere de gelmek zorunda kalabilirsiniz. Yani öyle bir derdimiz var. Dediğim gibi hani ben sosyalizm konusunda galiba bugünlerde yaşlanıyorum herhalde. Biraz daha yumuşuyor gibiyim. Hani ütopik sosyalizm bana biraz daha çekici gelmeye başladı diyeyim. Hani ama piyasa sosyalizmi gibi yaklaşımlara da çok 90'larda bir ara çok modaydı. İşte ben doktora yaparken o da bana hiçbir zaman çekici gelmedi. Hani çözüm nedir derseniz çözümüm yok ama bunları ciddi ciddi tartışmak gerekiyor. Yani belki yapılması gereken işte insanı temel almak. Şöyle bir şey söylesem. Bizim Yohanna Hoca, bizim derken yani Hacettepe'den felsefe bölümünün şeyi olduğu için öyle bir aidiyet hissettiğini söyleyeyim. Evet, Kucurati'den bahsediyoruz. Yohanna Kucurati, insan hakları konusunda son derece dünya çapında bir otorite zaten. Onun çok ilginç bir görüşü var. İnsan haklarına dayalı devlet dediği şey. Bence bu yaklaşım hani son derece radikal bir yaklaşım. Şey anlamında değil işte. Kaldıralım, atalım bilmem ne vesaire gibi değil de devletin temel varlık nedeninin çok kabaca insan haklarını korumak olduğunu söylüyor. Yani böyle bir bakış açısı lazım galiba. Yani sorun, kapitalizmin temel sorunu Polanyi'nin dediği gibi belki ekonomik bir sistem olması, ekonomiyi öne alması ama şimdi geldiğimiz yolda belki Keynes'in dediği doğru. Hani 100 yıl içinde ekonomik sorun çözülecek, işte gerçek sorunlara eğileceğiz falan diyor ya. Belki oraya çok gelmedik hala ama en azından insanlığın gelişim bakımından o noktaya doğru gidebiliriz. Ve bu bakımdan böyle olduğu zaman ekonomik sorun hak ettiği yere, arka koltuğa, Keynes'in dediği gibi tekrar geri dönebilir ama
Dolayısıyla insanı temel almak galiba gerekiyor. Yani insanın kendisini gerçekleştirmesini sağlayacak koşulların yaratılması, insan haklarının korunması ve toplumsal özgürlük dediği yine hocanın ortamın yaratılması en öncelikli hedef olmalı diye düşünüyorum. Ama tabii bu bir iktisatçı olarak böyle şeyleri söyleyince biraz sıkıntılı olabilir değil mi? İktisadi sorunu nasıl çözeceksin filan diye sorarlar adama. Onu da işte piyasanın genişlemesini ya da bizim o insani özelliklerimizi dönüştürmesini engellemek için ciddi ciddi düşünmek gerekir diye düşünüyorum ama nasıl yapılır açıkçası bir fikrim yok. Hani peki. Dediğim gibi bir yanıt değil bu. Ama soru çok önemli. Ben de önemsiyorum aslında. Ama bu nasıl olur, nasıl olmaz açıkçası bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim Ercan Hoca? Kusura bakma. Buyur hocam. Bir şey. Ya şu sırada bir şey için, bir kitap için bir chapter yazıyorum. Yazmam gerekiyor daha doğrusu. Saint-Simon ve Saint-Simoncular üzerine. Korkunç bir dünya. Ama gerçekten son derece korkunç bir dünya. Belki ileride yani bu chapter'ı yaptıktan sonra bir onun üzerine bir konuşma da yapmak isterim belki yani. Şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun hocam her ayın son haftasını sana ayırdık burada. Eksik olma. Yani eksik Ağustos'a olmayayım. Kadar doluyuz seninle. Bir şey var Hüseyin Hoca. Gerçekten bunu sizle uzun uzun Asaf Hoca'yla, Ercan Hoca'yla hepinizle konuşmak isterim. Marx ve Engels, bu bilimsel sosyalizm, ütopyacı sosyalizm hikayesiyle sanki bir çimentoyu böyle 19. yüzyılın üstüne serdiler. Ve yani o 19. yüzyılın o karmaşıklığı ve şeyi, zenginliği ve derinliği, yani ben hayretler içinde kalıyorum o adamları okuduğumda, Saint-Simoncuları. Bunlar çok yüksek düzeyde bilinçler. Ve neler düşünüyorlar, ne ütopyalar oluşturuyorlar tabii, gayet tabii. Ama yani şu sırada bizim konuştuklarımızın neredeyse çok daha ötesine falan gitmiş adamlar. Ve bunlar bir yerde bir o şey yüzünden, o yani komünist manifestosunun işte ütopyacılarının içine sokuluyorlar. İşte mesela Sismondi üzerine bir şey yani yapmış. Sismondi devasa bir şey. Yani ben şey diye düşünüyorum. Acaba şunlara tekrar bir dönsek. Şu 19. yüzyılın ilk yarısına bir daha bir dönüp bir daha şöyle daha başka türlü okumaya çalışsak ya da derinlemesine okumaya çalışsak iyi olmaz mı? Yani bunu söyleyecektim yalnızca, kusura bakmayın. Peki, hocam çok teşekkür ederim. Ragıp Hoca bence çok güzel bitirdi. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Ben teşekkür ederim. Biz de Ercan'a biz teşekkür ederiz. Yani bu imkanı bize sağladığı için doğrusu. Belki evet, de hesabı. Evet, hepimiz. Özellikle evet. Teşekkür çok etmek teşekkür istiyorum Ercan'a. Çok teşekkür ederiz. Devam Ercan. Yani hoca, Asaf Hoca bana 2 sene önce dedi ki artık sen duayen hocasın. Öyle başka işleri bırak, bu işlere bak dedi. Tabii Emir Demir'i mi döverdi? Nasıl? Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Başka soru da yok zannediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi